Ben de seni bekliyorum. Bunun içinde ne olduğunu biliyor musun? Can lütfen. Defteri kulübede yaktığını ben mi söyleyeyim? Sen mi söylersin sana mı? Anlamıyorsun bak. Senin buradan bir an önce gitmen lazım. Bırak bizi. Nereden geldiysen oraya geri git. Neden? Bir senedir kurduğun harika düzen bozulacak diye mi korkuyorsun? Hayır. Sanem çok destek oldu bana. Ben de ona öyle. Sanem'in bana ihtiyacı var. Sanem'in kimseye ihtiyacı yok. Can lütfen bak. Sanem çok değerli benim için. Çok değerli demek. Deli gibi aşığım diyemiyorsun değil mi? Yoksa niye defteri yakıp suçu bana atasın? Sanem'in fotoğrafik hafızası olduğunu da biliyordun. Çabucak yazdı kitabı yeniden. Sen bana kızgınsın. Anlıyorum. O eski Can değil. Kızmaya değmeyecek hiçbir şey kızmıyorum artık ben. Can lütfen bak. Mahvolurum ben. Sanem affetmez beni. Anladım. Söylemeye cesaretin yok. Adam değilsin çünkü. Ben hallederim. Can tamam. Tamam kahretsin tamam. Sanem'e her şeyi ben itiraf edeceğim. Ne itiraf edeceksin bana Yiğit? Ne söyleyeceksin bana? Ne itiraf edeceksin? Sanem biraz yalnız konuşabilir miyiz? Olur. Hiçbir şey anlamadım. Kulübede kamera yokmuş. Hiçbir zaman da takılmamış. Otur lütfen Sanem. Yiğit ne oluyor? Anlatacağım otur. Bu bir senede beraber çok şeyin üstesinden geldik. Sıfırdan başladık, yeni bir hayat kurduk. Ve bu bir senede sana olan dostça duygularım değişti. Seninle birlikte, senin sayende. Ben de değiştim yani. Nasıl oldu bilmiyorum ama... Ben sana aşık oldum. Pardon? Hayatım boyunca birlikte olmak istiyorum. Seni seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Eğer izin verirsen ispat etmeme. Bir dakika. Yiğit anlamıyorum şu anda. Nereden çıktı bütün bunlar? Ne aşkın ne zaman oldu? Sanem ben de bilmiyorum. Yani kendiliğinden gelişiyor bunlar. Bak ona karşı olan hislerini de biliyorum. Bütün söyleşilerde, kitap evlerinde bunu devamlı dinliyorum. Ve bu bana gerçekten çok acı veriyor. Yiğit. O kitabı sen bastın. Evet. Evet ben bastım. Yine olsa yine basarım. Hiç sorun değil. Senin için her şeyi yaparım. Yani
O hislerin de kabulüm. Bir gün birlikte geçecek, atlatacağız biliyorum. Yeter ki... Yiğit, neler söylüyorsun şu anda? Evlen benimle diyorum. Bir hayat boyu beraber yaşayalım diyorum. Eğer kabul edersen... Bir dakika, bir dakika. Bak, bence senin kafan karışık. Biz arkadaşız ve sen bu duyguyu aşk sanıyorsun. Sanem, hemen cevap verme lütfen. Can biliyor mu? Neyi biliyorum? Sen Can'ın yanında bana bir şey itiraf edeceğini söyledin. Şimdi evlenme teklif ediyorsun. Yani Can şimdi senin teklifini dinlememi mi bekliyor? Ben gerçekten delirmek üzereyim şu anda. Sanem, konumuz bu değil. Ben sana evlenme teklif ediyorum. Yiğit, biz arkadaşız. Hayır, cevap verme lütfen. Hemen cevap verme. Bak, düşün. Seni, beni, bizi düşün. Yaptığımızı, yapacaklarımızı düşün. Yani sakin bir şekilde değerlen... Sanem. Sanem. Söyledi mi? Evet, söyledi. Mutlu musun? Rahatladın mı? Sanem. Yiğit, bana bunları söylerken sen kapıda mı bekliyorsun? Bu kadar mı umurunda değilim senin? Ben gerçekten çıldıracağım ya. İtiraf etmedin değil mi sana? Senin elinde kamera kaydı falan yoktu. Bana bir tuzak kurmaya çalıştın ama işe yaramadı. İşe yaradı, yaramaz olur mu? Emin olmamı sağladı. Ben biliyorum artık o defteri senin yaktığını. İki elim yakandı artık Yiğit. Hiçbir şey ispat edemezsin. İspat etmeme gerek yok. Sanem çözecek seni, merak etme. Kim mesaj gönderdi sana? Haber verdi kayıt yok diye. Yapma Yiğit, sakın. Ne yaparsın yoksa? Öldürür müsün beni? Sakat mı bırakırsın yine? Vursana hadi. Vur! Vursana! Bu oyuna bir daha gelmem artık Yiğit. Ne anlattın Sanem'e? Ne yalan uydurdun? Sanem. Sanem'e evlenme teklif ettim az önce. Evlenme teklifi. Çok güzel. Ben zaten biliyordum senin Sanem'e başından beri aşık olduğunu. Sürekli arkadaşız ayağı yaparken artık hislerini saklayamıyorsun Yiğit. Panikliyorsun. Panikledikçe saçmalıyorsun. Foyanı öyle bir ortaya çıkaracağım ki senin doğduğun güne pişman olacaksın. Sanem'i ikna edeceğim ben, biliyor musun? Senden kurtaracağım. Benimle olmasını sağlayacağım. Hayatı boyunca istediği her şeyi ona vereceğim. Sanem hiçbir zaman seni sevmedi Yiğit. Hiçbir zaman da sevmeyecek. Bunu bir an önce kabullensen iyi edersin. Şimdi arkadaşlar, diyorum ki yarın Sanem'in ve diğer yazarların baskıları alınsın. Artık kitapçığı bir araya getirelim, işi teslim edelim. Artık. Ödemeleri ben hallettim. Çiftlikteki eksiklerin listesini de çıkarttım. Onlarla sen ilgilenirsin. Bir de Mihriban ablaya kopyasını ver, haberi olsun. Tamam, hallederim ben onların hepsini. Affedersiniz. Biz burada çok önemli bir toplantı yapıyoruz da... acaba başka yerde çalışmanız mümkün mü? Biz hep burada çalışıyoruz. Rahatsız mı oldun? Bulutcuğum, iri kıyım arkadaşım. Burası bir reklam ajansı. Burası ajansın merkez kısmı. Bahçe, ortak alan, öbür taraf ev. Bunu anlayalım lütfen. Kalk gidin lan şunlar. Kalk git! Sanem! 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 Gelsene buraya, çalışıyoruz biz. Hı hı. Ay! Yalnız bir şey diyeceğim, o taşların arasına bir şey yapmak lazım. İnsanlar ayağını burkabilir. Evet, taş düşeyelim. Not alalım bunu. Ne o elindeki öl?
Ot. Ot. Ot işte bunlar. Ha. Tarlaya gittim. İyi, iyi. Hı. Biraz ot yolayım dedim. Kafam dağılır dedim. Dağılır, dağılır kafan. Evet ama artık yolma işlemi bitmiş çünkü otlar elinde, daha yoluyorsun hala, o niye? Biraz da başkalarının kafasını dağıtmak istedim ama vazgeçtim. Aa, kafasını dağıtacaktım. Yok, yok öyle de. Neyin ne oldu? Öyle dememişsindir. Sakin sakin. İyi. Ne oldu? Sanem, ne oldu? Hı? Anlat bana hadi bakayım, ne oldu, ne oldu? Anlat, anlatsana, anlat. Ne oldu? Hı? Yiğit bana evlenme teklif etti. Ne? Ama Can David'te ilgi sıfır. Umurunda bile değil. Gerçekten sanki beni tanımıyormuş gibi. Yani bir cümle bile etmedi bu konuyla ilgili doğru düzgün. Hiç önemsemedi bu konuyu resmen. Hiç önemsemedi. Bir şey diyeceğim. Peki sen ne dedin Yiğit'e? Ben hiçbir şey diyemedim. Ama Can David'in umurunda bile değilim. Gerçekten bu kadar genişlik olur mu peki? Ben kimim? Ben kimim? Sen nasıl bu konu hakkında hiçbir şey söylemezsin? Hakkında nasıl bir cümle kurulur sorusun? Sen beni artık tanımıyor musun? Beni artık tanımıyor musun? Ben seni hiç tanımıyorum. Ben hiç tanımıyorum o zaman. Seviyorum o zaman. Yorum yapma. Ben o zaman dış kapının dış mandalı. Ben o zaman dış kapının mandalıyım. Ben ya ben evet deseydim? Ben deseydim evet. Ben nasıl evet deseydim? Ben de tamam. Cevap ver be. Cevap verme. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Ben yalnız kalmak istiyorum. Cengiz. Sanem, ben bu adamı artık öldüreceğim. Bu adam kendine gelmeli. O elindeki bastığını alacağım. Kıracağım onu ben. Tamam sakin ol. Sen de yangına körükle. Hareket al. Tamam Sanem zaten kabul etti bunun teklifini. Bir dakika bir dakika, neden kabul etmesin ki? Yani Yiğit'i tanıyor musunuz? Belki de çok mutlu olacaklar beraber. Bu ne diyor artık ya? Ay size ne oluyor ya? Size ne oluyor? Sanem kendi kararlarını kendi verebilir zaten. Acı size bir şey söyleyeyim mi? Yiğit gerçekten çok düzgün bir adam. Deniz, akarsuyun tam denize karışma noktasına doğru ilerliyorum. Şu anda kendine geldim. Sen nereden tanıyabilirsin acaba Yiğit? Sen nereden çıktın ayrıca? Klinikten. O yüzden çok da üstüme gelme yani benim. Sizin hiç kimseyi tanıdığınız yok. Böyle uydurmasyon kanka olmuşsunuz, ortalıklarda dolaşıyorsunuz. Biz Sanem'le Can için işimizi gücümüzü bıraktık. Bence biz gidelim. Deli bunlar. Sen de fena sayılmazsın. Çünkü deli mi dedi o bana? Bir de ağzının içinde bir şey dedi o. Ne konuşa? Sen nereden tanıyorsun acaba bizi? Hadsiz. Dağdan gelmiş. Bağdakini kovacak. Hadsizler. Ben gideyim Sanem'e bakayım. Hadi bak. Cici. Hadi kalk. Evet, maillerimi kontrol ettiğimde feedbackler, olumsuz dönüşler olmuş. Açıkçası biraz da Güliz nerede? Güliz nerede? Niye burada değil? Yine dedikodu da çünkü, değil mi? Gelsin, hemen gelsin. Bu onun işiydi çünkü. Can Bey geldi mi ajansa? Aklımı karıştırıyorsun, sonra cevap vermiyorsun Ayhan ya. Sanem. Müsaade var mı? Kiminle yazışıyorsun? Ayhan'la. Ha, ne diyor? Canı sinir etmek için Yiğit'in bana olan evlenme teklifini kabul edecekmişim. İyice kafası yandı kızın. Yuh artık, oha artık. İyice kafası yanmış bu kızın. Ben hayatımda böyle saçma bir fikir duymadım. Zaten Can da Yiğit'le evlenmeni istemez açıkçası. Yani kendi söyleyemez. Çünkü hani o sert görünüşünün altında duygusal bir insan var. Ama bu çocuk kendini ifade edemiyor. Umurundaysa gidecek. Zaten. Umurunda değilse zaten gidecek. Evet. Her halükarda gidecek. Yani belki de çoktan gitmiştir bile. Ha yok, hayır, çoktan gitmemiştir. Gidemez. Yani gidemez bir hali var. Ya babası hasta, ya teknesi bozuk, ya kulübesi yanmış, ya da artık kalbi mi yanmış? Ne olmuş? Ya Muzo. İyi ki varsın canım arkadaşım. İyi ki varsın. Sen de. Sıkma canını. Hiç kafanı bunlarla yorma. Can işi bende. Gitti mi kaldı mı ben sana bunun haberini getireceğim. Kulaktaki hiçbir tüy bu kadar yakışamazdı. Çünkü şeytan tüyü kızım. İyi ben buralardayım. Hadi Ayhan'a da selam söyle. Özledik be. Can Bey, Can Bey. Can Bey. İyi misin Cece? Bu durumda bile beni soruyorsunuz. Çok düşüncelisiniz. Yiğit Sanem'e evlenme teklif etmiş. Sanem hayır diyememiş. Hayır dememiş mi? Evet, dememiş. Ne demek hayır dememiş? Ne demiş? Hiçbir şey dememiş galiba. Anlayamadım tam. Cece bak, zaten sinirlerim tepemde. Ne diyorsun, açık açık söyle. Hayır demediyse ne dedi? Can Bey, siz merak
merak etmeyin. Ben her şeyi öğreneceğim ve geleceğim. Güven Vadisi'ne vardı kalan kuşlar. Bu vadiden ya birlikte geçecek ya da yok olup gideceklerdi. Birbirlerine güvenmek zorundaydılar vadiyi aşmak için ve kendilerine. Bu kadar yaşanmışlıktan sonra çok zordu işlerim. İçlerinden biri çok vahşiydi. Yalnızdı, kimsesi yoktu konuşacak. Kalbi kırık, kanatları unutmuş rüzgarı. Kim uçuracak onu? Nereden bulacak bir daha o gücü? Sen bana yağmurdan bir damla mısın? Ki yağmamışsın. Kalbim yanmış. Sessizliği bozan bir şarkı mısın? Ki çalmamışsın. Ruhum solmuş. Hafiften esen bir yaz günü mü? İlkbahardan sürgün müsün? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Yüzü çoktan solan görsün ve açsın. Seni ben nasıl saklarım? Kalbimi kalbine bağlarım. İsterse kalmasın. Arkasını dönse onu bekleyen biri vardı, görecekti. Kanadına rüzgar, kalbine deva, derdine çare. Ama bakmadı. Sen bana beklediğim bir haber misin? Ki gelmemişsin. Aklım kalmış. Hayatıma düşen ilk cemre misin? Ama düşmemişsin. Kuşlar göçmüş. Geçmişten kalan hatıram mı? Gelmez dediğim günlerim misin? Seni bana yollar mısın? Benim olsun da kalsın. Seni ben nasıl saklarım? Ne anlattın sana mi? Ne yalan uydurdun? Sanem'e evlenme teklifi ettim az önce. Yiğit, bana bunları söylerken sen kapıda mı bekliyorsun? Bu kadar mı umurunda değilim senin? Ben gerçekten çıldıracağım ya. Kalbim yansın. Bana gelmeyen günler baksın. İsterse kalbine bağlanır.
derse kalmasın. Ne yapıyorsun burada? Ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Hangi arkadaşı sana? Benim bir arkadaşım var. Denize girdi, daldı. Ben dedi dalıyorum bir baksana dedi. Daldı çıkmadı, boğuldu herhalde. Arkadaşım. Evet. Mevsiminde değil gerçi. Cemre düştü mü daha denize? Ya düşmediyse çünkü üşütmüştür kesin. Ben de üşüttüm zaten. Sen de üşüttün, hepimiz üşüttük bence. Aşkım küpelerimi de taktıktan sonra hazırım bebeğim. Çok az kaldı. Sevgilim çok güzel gözüküyorsun. Emre inanamıyorum. İlk defa bütün günü beraber geçireceğiz. Sadece sen ve ben. Evet bütün günü planladım. Sadece ikimiz. Kimse rahatsız edemez bizi. Ne planladın çok merak ettim. Seni çok güzel bir kahvaltıya götüreceğim sonra da. Ufak bir sürprizim var sana. İyi bakalım hadi. Heyecanla bekliyorum. Emre, hadi. Ellerine sağlık mevkübe. Afiyet olsun. Günaydın. 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 Buyurun çocuk kahvaltı hazır. Ay anneciğim ellerine sağlık. Nasıl güzel de hazırlamışsın ama biz bugün çıkalım dışarıda bir şeyler yiyelim dedik. Bir değişiklik olsun. Ha, iyi tamam o zaman evladım sonra gelirsin dükkana. Ben de sana onu diyecektim baba. Ben başka iş baksam sana faydam da yok. Hem Leyla ile hayatımızı planlamamız lazım. Emre şuradan bir parça ekmek versene aşkım. Midem bulanıyor gibi oldu bastırsın biraz. Tamam. Al bakalım. İyi. Sıkılırsan o zaman gelirsin dükkanda otururuz. Olur olur ne demek tabii ki de. İyi bakalım hadi çıkalım mı artık? İlk defa bütün günü beraber geçireceğiz. Çok heyecanlıyım. Evet. O zaman afiyet olsun size. Sen bir zeytinhane alayım canım çekten. Ben de alayım izninizle. İyi bakalım hadi. Hadi iyi eğlenceler. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne oluyor kız? Ne dedi? Emre ne dedi? Emre ne dedi? Dükkana gelmeyeceğim dedi. Hayatımızı planlamamız lazım. He? Leyla ne dedi Leyla? Leyla ne dedi? Midem bulanıyor dedi. Evet artık ne yaptıysa kızım böyle midesi bulanmış işte. Ne yedi ki? Yani mideye ne yapacak? Ya anlamıyor mu? Anlamıyor mu yani? Ya öyle şey olmaz Mevkup öyle şey olsa söylerler ya. Beni böyle heyecanlandırma valla yok. Öyle bir şey olsa bize söylerler. Yok ya. Yok hayır hayır. Öyle şey olur mu ya? Mevkübe yoktu. Ne mi oluyorum ben? Hediye hocam yok. Hediyeler alırım. Neyi? Allah! Allah var ya onu alırım. Nasıl oynarım biliyor musun? Böyle bir ayakları ver onu böyle ekmeğin arasına koyarsın. Hop yersin. Öbür tane koyarsın. Hop yerim. Oluyor bu. Hay Allah'ım ya. Yok ya vallahi elime ne bir de. Yok ya öyle şey olur mu? Bizden saklarlar mı? Mevkübe öyle şey olur mu ya? Anne baba hadi bay bay. Görüşürüz. Aa Sanem arıyor beni. Aa abim arıyor beni de. Oh. Alo ablacığım. Efendim abi. Evlenme mi teklif etti? Ne? Evlilik teklifi mi? Nasıl evlenme teklifi abi? Ha, buluşalım mı diyorsun? İyi tamam abi buluşalım o zaman. Tamam canım tamam tamam. Hadi öpüyorum bay bay. Tamam abi hadi görüşürüz bay bay. Sanem'in canı çok sıkkın. Sahilde buluşalım diyor aşkım ya. Abimin de canı çok sıkkın ya. Hadi o zaman bırakayım ben seni. Yok aşkım hiç gerek yok. Hemen şu bizim sahile gideceğim zaten. Bizim bu özel günümüz de böyle yalan oldu ama. Önemli değil sevgilim. Gün içinde haberleşiriz Elena. Hadi gel. Haberleşelim o zaman tamam mı? Tamam. Bu arada seninle bir şey konuşacağım sonra tamam mı? Ha, öyle mi? Hı? Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya kız ne? Ay sen git. Ay sen git sen git. Ay kız gitme dur sen de gel. Aman günah gel oturuz git. Anlatır gel gel. Allah'ım ya Rabbim olaylar olaylar. Kız dedikodu kombo bombasını kucağıma bıraktılar. Ay canım bunu bırak. Sen gel. Rami neredesin? Gel burada. Çay getir çay. Dedikodum var ya. Ay büyük olay. Ay büyük olay. Çatlayacak.
Geliyor, hazır olun. Herifteki rahatlığa bak ya. Hem böyle defteri yakıyor, gizliyor, sonra bir de evlilik teklif ediyor valla. Benim bildiğim can kafa göz girmiş herife. De, sen nasılsın, iyi misin? Sanem hayır dememiş, ona takıldım. E tamam, evet de dememiş. Çıldıracağım, valla çıldıracağım. Niye çıldıracaksın ya? Ya kızma ama, hem aramızda bir şey olmaz diyorsun, sonra da kafayı takıyorsun. Haklısın. Evlilik teklifi alan Sanem neticede, onu ilgilendirir. O gerekli cevabı verecektir, inanıyorum. Ben kendi hesabıma bakayım ilkle. Hesap derken aklımda neler var yine? Birazdan öğrenirsin. Can Bey! Volkan Bey merhaba. Merhaba, memnun oldum. Ben de öyle. Abi? Volkan Bey beni bulan dedektif. Remide Hanım'dan rica ettim bizi tanıştırması için. Şimdi de bize yardımcı olacak. Merhaba, Emre ben, Evre Düt. Memnun oldum. Bayağı uğraştırdın beni. Aylar sürdü izini bulabilmem. Neyse, sizin de biriyle ilgili bilgi almaya ihtiyacınız varmış galiba. Evet, evet öyle. Yiğit Ersöz. Bu adam ne yer, ne içer, nereye gider, ne yapar, her şeyi bilmek istiyor. Tamam. Hallederiz, merak etmeyin. Beni ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Ben de size arar, bilgi veririm. Anlaştığımız ücret içinde. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sen taktın Yiğit ha. Bayağı taktın. Aslında kendim düşerdim o herifin peşine de çok daha önemli işlerim var uğraşmam gereken. İyi de seni çıldırtan defteri yakma meselesi mi? Evlilik teklifi mi? Tamam. Can Bey konuşmaz değil mi? Nihat kolay gelsin, hayırlı işler. Allah'ım neler neler. Peki be. Neler var neler neler var neler. Bak, bak bak bunu örtecek bak. Bak örtecek bunu bak. Bir de bunun çerçevesini yaptım bak. Peki be. Ya ne güzel şeyler bunlar. Bunu da böyle çıkkıdı çıkkıdı minicik ya. Örüverdim bitti işte 2 dakikada. Haberler haberler sonra sonra dur. Meliyat geliyor. Koy 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 Meliyat. Hayırlı uğurlu olsun komşum. Kız çok sevindim be. Kız sen nereden duydun? Ay benden kaçar mı Mevkoş? Bak senin damadı zaten çok seviyordum. Diğer damat da bunun abisi. Ay çok iyi oldu valla. Bak demek adam çok pişman olmuş. Pişman olmuş tabii yani bizim güzeller güzeli kızı bıraktığına. Hemen peşinden koşuyor. Ay çok iyi oldu bu valla ya. Meliyat sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ayol sizin haberiniz yok mu? Can Sanem'e evlenme teklif etmiş kızım. Ne zaman? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Yeni etmiş daha dur. Bu yeni haber daha. Ama sen hazırlan. Yakında gelir çiçekler çikolatasıyla böyle. Ben de hazırlığımı yapayım hemen. Nihat sen bu çocukla konuşmadın mı? Kızından uzak dur demedin mi? Ya dedim Mevku be. Ödünü patlatmadın mı bu çocuğun? Ya patlatmıştı, patlamıştı gördün. Kız. Sen ne ödünü patlattın? Ayol sen pamuk şeker gibi adamsın. Kim korkar kızım bunu? Hiç gücüm yoktu. Mevku be. Düşünürme. Oh. Tamam Meleyat. Sen şimdi dükkanda dur. He? Olmadı Rami'ye söylersen biz çiftliğe gidiyoruz. He oldu. Tamam beyim buradan gidiyoruz. Çok sertsin çok. Kız haberler haberler. Ay bugün bütün bombalar kucağımda. Cemile. Hemen cevap verme dedim. İyice düşün dedim. Yani evlilik bu sonuçta. Evet diyene kadar da elimden geleni yapacağım. Bravo Yiğit. Tebrik ediyorum seni. Yani bir sene boş durdun. Böyle panikleyince de basıyorsun gaza. Hüma Hanım. Sanem benim hayatımda var. Sanem benim hayatım. Ben inanıyorum, biliyorum, hissediyorum. Ben bu sene de Sanem'e hep iyi geldim. Bundan sonra da iyi geleceğim. O da anlayacak bir gün bunu. Umarım, umarım evet der. Ama ben seni hiç iyi görmüyorum. Acaba böyle Sanem'i takıntı haline falan mı getirdin sen biraz? Yani evet derse ne âlâ da hayır derse de sen kendi yolunu çiz oğlum.
demeyecek. Benim yerim Sanem'in yanı. Hmm. Şimdi... şöyle... Yiğit'cim, acaba böyle Can geldiğinden beri sen biraz agresifleştin mi acaba? Endişeleniyorum senin için. Yani sırf bu yüzden zaten Can'ın o kızdan uzak durmasını istedim. Sanem'in aşkı insanı zehirliyor. Asıl Can Sanem'e iyi gelmiyor. Yani kusura bakmayın ama Can'ın buradan gitmesi lazım. Ya benim yeni bir plan yapmam lazım. Can'ı göndermem lazım. Evet. Şimdi bak, Can'ı zekayla alt edemezsin. Zaten o da çok değişmiş. Yani benim tanıdığım Can olsa şimdiye kadar sana çoktan saldırmıştı. Sanem hayır derse bırak peşini artık, tamam mı? Ama oğlunuz benim peşimi bırakmayacakmış. Öyle dedi bana, bayağı kafayı takmış. İki eli yakamdaymış. Hatta dün telefona baktı, zorla almaya çalıştı, bastonla falan engel oldum. Sizin attığınız mesajı gördü mü görmedi mi onu bile bilmiyorum. Ne? Şimdi mi söylüyorsun bunu? Şimdi mi söylenir bu? Görmemiştir herhalde değil mi? Yani görse arardı falan. Görmemiştir o. Allah'ım. Seninle aramdaki bağlantıyı öğrenirsin. Ben biterim. Ben bitersem. Seni de bitiririm. Benim sonum da... sizin sonunuz olur Hüma Hanım. Ben elimden geleni yapıyorum, merak etme. Ben bir Can'ı arayayım. Ah, oğlum Can. Anne. Bir sesini duyayım dedim. Nasılsın? İyi anne, Emre'yleyim. Aa, hadi beraber kalkın gelin bana. Bugün zor ama uğrayacağız bir ara. İyisin ama değil mi? Yani bir şey yok. Ya anne, her zamanki gibi. Tamam. İyi, iyi olun. Hepimiz iyi olalım. İyi, bekliyorum ama bir ara, tamam? Tamam, geleceğiz, geleceğiz. Görüşürüz. Öptüm. Benim araba duruyor mu hala? Duruyor, otoparka koydum bizim orada. Bırakır mısın beni orada? İyi, hadi gel. Babamın bakkalı. Başka şubemiz de yok sonuçta, tertemiz. Güzelmiş kazansın. Sanem, kızım hoş geldi. Hoş bulduk. Uzun zamandır nerelerdeydin, gözükmüyordun. Ablam bekliyor beni, öpüyorum ellerinizden. Tamam, tamam. Emre, çok sağ ol kardeşim geldiğin için.
Seni de işinden alıkoydum. Abi. Hı. Ne zamandır içimde tutuyordum. Artık söylemem gerekiyor. İşsiz kaldım ben. İşsiz? Evet. Mevkibe anneler de yeni öğrendi zaten. Herkesten sakladım çünkü kimse üzülmesin diye. Çok gurur da yaptım zaten. Nasıl ya? Senin gibi adam işsiz mi kalır be oğlum? Ya benim pozisyonumda çok iş çıkmıyor ki. Hep görüştüğüm işlere fazla kalifiye kaldım. Ama bir şekilde atlatacağız bu durumları da. O yüzden mi Nihat amcalarda kalıyorsunuz? Maddi sıkıntılardan mı? Yok be abi. Çıkmışken güzel bir eve çıkmak istiyorum. Leyla'nın hak ettiği gibi. Babam söyledi. Üzerine ne varsa satmışsın. Bankadaki tüm paranı falan her şeyi şirket borçlarına yatırmışsın. Evet. Ödemem gereken bir bedeldi. Ödedim. Benim de ödemem gereken bir bedel aslında. Bırakıp gittiğim için. Babam da evini satmış. Sen gidince senem... Biliyorsun zaten Leyla ailesi o kadar zor günler yaşadı ki. Ve ucu bana da dokundu tabii. Yani şirketi idare edemedim, boşladım biraz. Hem kredi taraftan pek anlamıyorum biliyorsun. Olmayınca olmuyor. Gerisini biliyorsun zaten. Anladım. E tamam o zaman seni arabanı karıştırıyorum ha. Hı, teşekkür ederim. Sağ olun. Canım. İyi misin? Nasılsın? İyi miyim, değil miyim bilmiyorum. Mahallede dolaşırken nereye baksam canı görüyordum. Yani gerçi çiftlikte de öyle. Ama çiftlikteki farklı. Yani kanlı canlı can o. Gerçek can. Bu şey meselesi ne? Yiğit'in evlenme teklif etmesi meselesi ne? Siz arkadaş değil miydiniz? Evet, arkadaşız, hala arkadaşız. Ama ne bileyim biz birbirimize çok destek olduk, çok görüştük. Hmm. Yanlış anladı durumu herhalde, bilmiyorum. Ama ben konuşacağım onunla. Hmm. Yani uzaklaşalım bir süre diyeceğim birbirimizden, söyleyeceğim. Tabii. Can ne dedi, nasıl tepki verdi? Hiç, sıfır. Alakası bile yok yani, ilgisiz. Hadi ya. İyi. Hayır yani bu kadar mı silmiş beni? Hemen silmiş mi beni yani? Bari bir kıskan. Hiç mi kıskanmıyorsun? O da bir garip. Sanemciğim, ablacığım sen ne diyorsun? Kıskanmasın zaten. Sen demiyor muydun benim canla tekrar birlikte olmam imkansız diye? Ne hissederse hissetsin, boş ver sana ne? Doğru. Gıcık oluyorum ona. Hı. Gıcık oluyorum. Hı hı. Gitmiştir belki çoktan. Gitmiş midir acaba? Gitsin. Ne olacak gitsin. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım artık. Hatta var ya Yiğit de gitsin biliyor musun? İkisi de gitsinler, benim kardeşim rahat bıraksınlar artık. Mahallede dolaşırken hı, sanki bir köşeden Osmanlı ayan çıkacakmış gibi geldi. Çok özledim onları. Ben de çok özledim biliyor musun? Osman'a yaptığım şeyden dolayı da hala kendimi affedemiyorum. Keşke Ayhan burada olsaydı da birbirimize laf soksaydık, ne güzel olurdu. Evet. Ben senin keyfini yerine getireyim. Kendime içecek bir şeyler söyleyeyim, sana gideyim. Tamam. Pardon. Hala çay içmemene inanamıyorum biliyor musun? Eğer benimle ilgiliyse
Yani şirketteki varlığım seni rahatsız ediyorsa... ben zaten yurt dışına dönüşeceğim. Bu yüzden bırakmana gerek yok yani. Siz gerçekten yurt dışına gidecek misiniz? Ne zaman? En yakın zamanda. Arabanı almışsın. Gidiyor musun? Eve mi dönüyorsun? Evet. Ben de. Birlikte gidelim istersen. Yok, ben otobüste giderim. Ya sen lütfen, çok uzun süre şimdi otobüste. Hadi gel. Çok şükür. Çok şükür oldu. Sıkıştı mı? Aa, evet, iyiyim. Ay, canım benim, sen ne kadar güzel büyüdün. Merhaba Hanım. Aziz Bey. Bu akşam hoş bir restoranda benimle yemek yer misiniz acaba? Çok çok isterdim ama maalesef benim bu akşam bebek bakıcılığı yapmam gerekiyor. Bebek? Köyde bir hemşire kız var, çok sevdiğim, onun bebeği. Ha. Ya Aziz, böyle nöbete kaldığı gecelerde arada sırada bana bırakıyor, ben bakıyorum. O zaman ben de sana yardım ederim. Ha? Hem torunlarım için ön çalışma olur. Harika olur. Ah, evet. Aziz Bey. Durum çok acil. Yine ne oldu? Ne bileyim ben. Deren Hanım. Ay. Ne oldu Deren? Böldüm, kusura bakmayın. Tamam dur. Ajans mı baktı? Yok, henüz onu batırmadık. Ha, tamam, sorun yok o zaman. Bu sefer Can. Can ne oldu Can? Can değil de tam olarak neydi adı bu sefer? Yiğit. Yiğit, aman boş ver Yiğit'i ya. Dur. Bir dakika. Hı? Aklımda toplayacağım, kafamda toplayacağım, konuyu da toplayacağım şimdi. Neydi adı, neydi? Yiğit sana evlenme teklif etti. Aa, bir dakika. Ne? Bir dakika. Ne? Sanem ne demiş ha? Umarım evet dememiştir. Sakin olun. Ben ikisini de tam bir senedir tanıyorum. Bence Sanem böyle bir teklife evet demeyecektir, sanmıyorum. Ama düşüneceğim demiş işte. Yani ben de sanmıyorum kabul edeceğini ama Sanem bu belli de olmaz ki. Sonuçta bir senedir Yiğit'le çok yakınlar. Peki canım, bundan haberi var mı? Var. Al işte.
İşte o yüzden bilmiyorum, bilemedim. Ne yapacağımızı da bilemedim. Siz sonuçta tecrübelisiniz. Size akıl danışmaya geldim ben. Bir dakika. Önce canı buluyoruz. Hasar tespiti yapıyoruz ve sonra plan. Hayır, hayır bence böyle yapmayalım. Bence bizim başka bir şey düşünmemiz gerekiyor. Düşünelim. Evet. Düşünelim. Bence artık bu ikisinin baş başa kalıp alamadıkları, veremedikleri ne dertleri varsa ortaya döküp konuşmaları gerekiyor. Döksünler artık. Evet. İşte bu. Bu değil mi? Bu. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Canı buluyoruz. Koşarak gidelim hatta. Niye koşuyoruz? Çünkü çok acil işte. Ay, canı nereden bulacağız zaten? İyi misin sen? Evet. Ne düşünüyorsun? Kaçırdıklarımı. Benden kaçarken kaçırdıklarını. Senden kaçmadım. Kaçtın. Hep kaçtın, hala kaçıyorsun. Bana güvenmedin sana. Can, güven. Hiçbir şey anlamıyorsun ya. Durdurur musun arabayı? İneceğim ben. Sanem. Can, arabayı durdur. Sanem. Güven dediğin ne ki? Ben neye güvenmedim? Defterini yakmadığıma. Ben o defteri sana neden getirdim? O defter sendin zaten. İçindekiler sendin. Yıkacaksan sen yak zaten defteri. O defter senden daha değerli değildi zaten. O zaman öyle söyleyecektin Sanem. Senden önemli değil diyecektin. Gitme diyecektin. 10 dakika. 10 dakika sonra seni aradım. Özür dilemek için. Kafam karışıktı, üzgündüm. Saçmaladım. Sağlıklı düşünemiyordum demek için seni aradım. Ama telefonun kapalıydı. Bu mu senin aşkın? Benim 10 dakika hata yapma lüksüm yok muydu? Sen benden çoktan vazgeçmiştin Sanem. Bana bütün söylediklerinde, evliliği erteleyişin, beni agresif buluşun, sorunlarımız vardı işin. İyiydi kıskandığımı sanışın. Kıskanmadın mı? Yiğit benim kıskanacağım bir adam mı Sanem Allah aşkına ya? Ben seni kıskandım. Sen benden çoktan vazgeçmiştin ama. Sen benden defalarca kez vazgeçtin. Seni bir daha görmek istemiyorum dedin, kaldım. Eski sevgilin geldi, kaldım. Herkes gider dedi, gitmez dedim. Bana yapmaz dedim, yaptın. Gittin Can. Benim için gelmedin zaten. Yine gitmek istiyorsun. Git. Git istemiyorum. Git. Git o zaman. Can Bey de beni meşgule attı. Üçümüzde de meşgul göründüklerine göre belki de meşgullerdir. Öyle düşünelim, kötü düşünmeyelim, iyi düşünelim. Öyle mi diyorsun? Nihat Bey ve Mevkibe Hanım geliyor. Morallerini bozmayalım, tamam mı? Merhabalar. Aman çocuğum. Sanem nerede? Sanem nerede çocuğum? Sanem çok güzel soru. Deniz Sanem nerede? Sanem. Sanem'in işi çıktı. Tabii işi çıktı. Muzo. Sanem'in ne işi çıktı Muzo? Dur bir kere rahatlamayı biliyorsun. Şimdi şöyle. Bunun kafası dağınıktı. Sanem'in çok kafası dağınıktı. Kafasını dağıtmaya dışarı çıktı. Evlilik teklifi de onun kafasını dağıtmış olabilir. Çünkü hangi insana gelse evlilik teklifi kafası bir karışır yani. Zaten Sanem'in kafası gidikti. İyice mi gitti acaba? Belki de geri geldi. İnsan zihni bir bilinmez. Morallerini bozmak yok dedim.
Can nerede? Şöyle ki ben bir açıklama yapayım, özet geçeyim. Can Bey ortada yok, Sanem de yok. Yoklar ama aynı yerde değil, aynı yerde yok olmuş değil. Ayrı yerlerde yoklar, yoklar. Elimizde yoklar, yoklar. Tamam yeter, çok güzel açıkladın bence. Teşekkürler. O zaman ben bir arayayım. Ben de arayayım. Ara. Calling. Meşgul. Meşgul. Meşgul atıyor, meşgul. Atmaz ki. Hepimiz aynı anda aradığımız için o yüzden meşgul çalıyor olabilir. Acaba diyorum sırayla mı arasak? Tamam, önce ben arıyorum. Ara. Siz çocuğunuzu arayın, biz çocuğumuzu arayalım. Tabii. Aileler arasın. Yani babadır nihayetinde. Ha, meşgul diyor. Demek ki hepimiz aynı anda aradığımız için meşgul değil. Zaten meşgul. Evet. Annem geliyor. He? Çocuğum. Çocuğum anne. Kızım. Sanem. İyi misin anne? Kızım. İyiyim. Sanemciğim, Can. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Bir şey etmeyin siz. Şey edelim. Buyurun şey etmeyin. Kendimiz şey ederiz. Şey yapın çocuğum. Tabii. Yalnız kalmak istiyorsa yalnız bırakmak tabii, lazım. Şey çünkü edelim. Yani anlayışlı bir insan olduğum için ben hemen gidiyorum. Hayır, ne yapacağız bir? Ne yapacağımızı bir bulabilsem. Hadi bakalım biraz yalnız kal. Arkadaşlar. Efendim? Bu karışıklığı bir an önce toparlamamız lazım. Beyva doğru söylüyor. Tamam da hiç baş başa kalıp konuşamadılar ki. Nasıl yapacağız? Çocuklar, onlar böyle baş başa kalınca zaman duruyor gibi gelmiyor mu size de? Bana hep böyle geliyor da. İşte o zaman onları yine baş başa bırakmanın bir yolunu bulmalıyız bence. Musa'nın oluşumumuzdan, planlarımızdan haberi yok. Ne anlatıyorsun Cengiz? Nasıl Muzo'nun haberi yok? Ben duygusal bir insanım. Orada duygusal bir şey dönüyor. Nasıl haberim yok? Ben her şeyi sezdim şu anda. Muzo, bizimle misin? Daima babacığım. İşte bu. Tamam da şimdi ikisini yan yana nasıl getireceğiz yani? Bir dakika. Ajansta bir proje var mı? Yok. Yok mu? Hak getirelim. Aslında bir projemiz olabilir. Benim kafamda bir şey var ama nasıl yapacağız şimdi onu düşünüyorum. Kalıp anlatsaydınız. Nereye git? Dursana bir dakika. Geren Hanım. Söylesene şunu. Nedir? Sanem. Sen nasılsın, iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Hah. İyi kızım. Ama yeter! Aa, yeter ya! Vallahi bütün iyi niyetimi tüketti. Sen bu kadar şey yaşamışsın. Bir de utanmıyor musun gelip evlenme teklif ediyorsun? Nasıl ya? Benim evlilik teklifi aldığımı siz nereden biliyorsun? Anne sen eve kamera mı yerleştirdin? Analar babalar diyor. Sen orasını karıştırma. Ama yani baban haklı. Hayır, bu çocuk da fazla oldu ama. Kim bu çocuk ya? Kim? Hiç. Ben Yiğit'le konuşacağım, merak etmeyin. Yiğit mi? Yiğit mi sana evlenme teklif etti? Evet. Siz kim sandınız ki? Kim zannedeceğiz canım? Yok ya. Sen ne dedin? Ben ne diyeceğim? Yani bir şey diyemedim. Heh. Yiğit o kadar iyi biliyor ki hayır diyeceğimi. Beni dinlemedi bile doğru düzgün ama ben halledeceğim. Kızım her şeyi halleder, halleder. Ben arkasındayım kızımın, hiç merak etme sen. Canım babam. Canım kızım. Sanem. Gel istersen bir süre bizde kal anneme. Anne. Anneciğim, burası benim evim.
Yani benim için endişelenmeyin. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Koskoca kız oldum ben artık ya. Değil mi? Aa güzel. O zaman biz burada kalıyoruz. Baba ben aslında... Ya şaka şaka. Şaka. Sen gittikten sonra bu şaka işini acayip geliştirdim. Komikti bu. Değil mi? Ayrıca kocaman da olsan bizim için küçücüksün sen yavrum benim. Allah'ım yarabbim bir tanem benim ya aşkım. Ama gene de çok güzel yani. Siz kim sandınız ki? Kimi? Ya bir şey sandığımızdan şey değil. Ne sanacağız biz canım yani? Can. Efendim. Şimdi söyle. Şimdi bizim bir ajansımız var ya, orada bir toplantı yapmamız gerek. Babamla yapın. Ama yok, baban gitti. Bizim seninle yapmamız lazım. Sanem'le yapın. Sanem'i de ailesi götürecek galiba bu gidişte. Onun burada kalması için çok önemli. Böyle bir işe ihtiyacı var, bir bahaneye ihtiyacı var sağlam. Evet, hem de çok önemli bir işe ihtiyacı var. O yüzden biz hemen toplantı yapacağız. Daha doğrusu önce iş bulacağız, ondan sonra da toplantı yapacağız. Elimizde iş var mı? Yok. Neden? Çünkü hepsini ben yaptım. İşkolik olduğum için bütün işleri bitirdim Can Bey. Evet. Ama acil işi olmayan bir ajans olur mu? Yok, olmaz. Zaten Cece benim aklımda potansiyel bir müşteri var aslında. Bizim yeni bir markalaşma sürecine girmemiz gerekebilir. Ben bir takım telefon görüşmeleri yapıp size haber vereceğim. Tamam mı Can? Can Bey, bu Yiğit mevzunu araştırdım bu arada. Sanem Yiğit'e cevap vermemiş. Evet, bilgi bir yere kadar akıyor ama bir yerde kesiliyor. O kesildiği noktayı bulup tedavi edeceğim bir şekilde. CC, endişelenme. Sanem oradaki faslığa kabul etmez. Emin olamayız Can Bey. Belki boşluğuna gelmiştir, evet demiştir. Belki de şu anda evlenmişlerdir. CC, lütfen. Tamam. Biz sonuçta eski dostuz, eski günlerdeki gibi. Yani öyle yapacağız. Evet, sevgili dostum. Böyle yüzün düşmesin. Kıyamam ben sana. Evet, biraz da ben oturayım şuradan. Babama şey yapın. Deren. CC lütfen. Evet. Sanem, ne haber? İyi, sağ ol. Haberler bende. Can divi çakılmış kalmış, gitmemiş. Haberin olsun. Sağ ol Muzo, sen de olmasan halim Yaman. Ben olsam da bir şey değişmiyor ki. De işte elimizden geleni yapıyoruz yani. Ama eğer diyorsan ki beni rahatsız ediyor, huzursuz ediyor, gitsin. Söyleyeyim gitsin. Ben söyleyeyim. Hayır, 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 hayır. Sakın söyleyeyim. Ona hiçbir şey söyleme. Hayır, sakın söyleme. Seni mutsuz görmek istemiyorum. Hayır, hayır, hiçbir şey söyleme. Söyleyeyim de sen söyleyemezsin. Ben söyleyeyim. Ben nasıl söyleyeyim? Söyleme. İyi, hadi söyle o zaman. Söylemem. Sakın söyleme. Hayır, söylemeyeyim. Ben bu çocuğa git demeyeyim. Ben bu çocuğa kal diyeyim. Hı? Kal diyeyim ben. Hayır, vallahi hiçbir şey söyleme. Beni de deli ettin burada. Hiçbir şey söyleme. Sen ona bir şey söyleme. Zaten Can kafasına koyduğunu yapar. O yüzden onu kimse durduramaz. Artık gerçekten aklımı yitireceğim. Yani gitti mi gitmedi mi, kalacak mı kalmayacak mı? Ben gerçekten delirmek üzereyim. Hayır, delirmek falan yok. Ne biçim sözler bunlar? Doğru, gerçekten. Zaten ben deliyim. Hayır, deli falan değilsin. Sen çok satan bir yazarsın. Hiç okuyan bir insan değilim ama edebiyata saygım sonsuz. Seni delirtmeyeceğim. Hiçbir şey de söylemeyeceğim. Sakın bir şey söyleme. Ya söylemeyeceğim. Söyleyeceksin, ne diyeceksin? Aslında kal denebilirdi yani. Öyle bir şey söyleyebilirdi. Söyleme bir şey. Söyleyebilirdi aslında. Sakince anlatsaydı, gitme ben seni çok sevdim ama haberin benden gittiğini düşünürdü. Halbuki ben bir şey söylemedim söyle diye. Söylese iyi olurdu, bunları tam bilmeyememişim. Cecey. Ne yapıyorsun? Bakınıyorum. Sen? Ben de bakınıyorum. Sanem nerede? Evde. Can nerede? Evde. Neredesin? Her yerde seni arıyorum. Hmm.
Takdir ediyorum. Kendi tarzını arazi koşullarına uydurdun, bravo. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır, iyi bir şey söylüyorum. Her koşulda topuklarla devam edebiliyorsun. Anlıyorum. Siz tabii ormancı olduğunuz için meramınızı anlatamıyorsunuz. Çok normal. Neyse, ben buraya laf yetiştirmeye gelmedim. Çok acelem var, yardımın lazım. Yardım dediysem, yani senin daha önceden batırdığın işi toplama fırsatı veriyorum aslında sana. Ne diyorsun Deren? İşim gücüm var, görmüyor musun? Kremler diyorum. Hani Asas'ın çaldırıyordunuz ya. Patenti var dediğin aslında yoktu ya. Sanem'in kremleri, anladın mı? Neyse ki ben her zamanki gibi tam zamanında yetiştim. Şimdi o kremlerle ilgili bir markalaşma çalışması yapmak istiyorum. Ama bir an önce harekete geçmemiz lazım. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Yine kampanyalar ve stratejiler. Onlarsız nefes alamıyorsun çünkü. Bak, Sanem'i ikna etmemiz lazım. O yüzden senin yardımına ihtiyacım var zaten. Şu Ceren denilen kadınla olan meseleyi anlatmamız lazım ona. Sana yardımcı olamayacağım. Çok işim var. Ne gibi bir işin var yani? Senin daha önemli nasıl bir işin olabilir? Bunların pazara götürülmesi lazım. Ayrıca çileklerin çapalanması lazım. Çilek diyor adam bana. Ajans için hayat memat meselesi diyorum. Bak, burada bu kadar insan çalışıyor. Ay sonu yaklaşıyor. Bizim iyi kötü bir maaş vermemiz lazım insanlara. Bize iş lazım, anlıyor musun? Lütfen dersen belki yardımcı olabilirim. Lütfen. Bir ses geldi. Sen bir şey mi dedin? Ben duyamadım da. Lütfen. Lütfen diyorum, lütfen, lütfen. Daha ekibi toplayacağım. Çok işim var. Yıprandım artık. Lütfen. Tamam, tamam. Sen yıpranma, sakin ol. Ben şunları arabaya atıyorum, yardımcı olacağım sana, tamam? Sanemci! Deren Hanım. Seninle çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Yok, istemiyorum hiçbir şey. Yok yok, konuşalım. Hiç gel. Konuşmak istemiyorum otur, ben otur, gerçekten. Oturman lazım ama. Çok az vaktini alacağız. Çok az, hemen. Benim gel, gerçekten otur. Başımda bin türlü zaten dert var. Ben bir tane bile duymak istemiyorum bir sorunu artık. Tamam, yeter. Bu da sorun. Bu da sorun. Sanem, konu kremlerin. Ne olmuş kremlerine? O çok değerli müşteriniz Ceren Hanım var ya, hani haftada 20 kutu krem alan. O ne yapıyormuş biliyor musun? Alıyormuş senin kremleri, basıyormuş kendi etiketini, 10 katına satıyormuş. Patentini alacağız, dava açacağız diye korkuttuk ama biliyorsun ki ortada patent falan yok. Tamam, uğraşılmaz o zaman öyle şeyler. Aa, ne demek o? Uğraşırız efendim, ne demek bu, bizim hakkımız. Hemen patent alıyoruz, markalaşma işlemlerine başlıyoruz. Yoksa bu kadın araklayacak senin bütün emeğini. Ha. Bütün ekip hazır, çalışmayı bekliyorlar. Bütün ekip derken Can Bey'in haberi var mı bu olanlardan? Var tabii haberi. Ben ilettim kendisine. Ya sonuçta söz konusu olan senin emeğin. Hep birlikte çalışıyoruz. Gitmeyecek miymiş o Can Bey? Gitmeyecekmiş. Bitmez ama gidebilir. Ya çok da şey yapmamak lazım. Öyle, başlayalım mı bir an önce çalışmaya? Tabii ki. Benim kremlerim söz konusu. Onlar benim el emeğim yani. Budur. Nişastayla süt aldım Nihat Bey. Deftere yazarsınız. Tamam. Mevki Bey. Hı? Şu Yiğit. İyi çocuk değil mi? İyi çocuk. İyi efendi o, efendi. Ama Sanem onu Can Bey evla... Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Neyse işte, ismi lazım olmayan. Onun gibi sevmedi değil mi? Yani sevmiyor değil mi? Nihat, ben sana bir şey diyeceğim ama kızmayacağım. Kim? Ben? Aşk olsun, ben sana ne zaman kızdım Mevku Bey'e? Hiç, Allah için hiç kızmam. Hadi ya. Tamam, kızmayacağım, söz. Kız ne var? Söz ya, söz, kızmayacağım. Söz, tamam, söz. Şimdi ben bu Can, Can'ı içten içe böyle sanki, böyle bir seviyorum gibi de böyle. Ama bak, kızma. Bak, bir dakika. Tamam, kızmıyor. Tamam. Böyle bir oğlum gibi, sanki böyle bir seviyorum gibi. Aslında hani en sevdiği yemek sarma ya. Ben o gün o sarmayı boğazına dizdim ya onu. Böyle bir içime oturdu ya. Yani hem kızıyor. O bizim kızımızı çok üzdü Mevki Bey. Tabii canım. Evet, haklısın yani. Affetmeyelim. O zaman ben
hamile çocuğumuz için güzel güzel çeşit çeşit yemekler yapayım. Alışverişe gideyim ben. Ne yapacağım Evkü Bey? Şey yapayım diyorum. Heh. Kabak müjveri yapayım diyorum. Tamam. Aslında bak karnabahar da müjveri olur. Tamam. Bir de şey diyorum. Patatesli böyle ıspanaklı yapayım. He? Çorba yapayım. Şimdi aynı bu et yemiyor ya protein alması lazım. Mercimek de yapayım protein aslında. Aa abarttın ama Mevkü be. Ya canım az az bol bol yesin işte. Mevkü be. O zaman o yaptıklarından bana da az az bol bol yollasana. Evet. Aa. Ey Allah ya. Hazır mı her şey? Deren, daha önceki krem kampanyalarımızın görselleri var mı sende? Ha var Can, ama bilgisayarım da evde, yarın getiririm. Tamam, zaten birkaç bilgisayar lazım buraya. Doğru söylüyorsun. Bir de grafiker lazım. Yani ben yıllardır yapmamışım. Grafik çok zor geliyor şimdi. Yetiştiremiyorum işlerimi. CC, sen kremlerin içindeki çiçeklerin isimlerini, krem içeriklerini falan öğrensen hemden. Onu siz öğrenseniz Can Bey. Not alıyorum. Hah. Evet. Herkes de burada olduğuna göre toplantıya başlayabiliriz. Tabii. Arkadaşlar, öncelikle çok acil olarak Sanem'in kremlerinin markalaşma çalışmasına başlıyoruz. Zaten el altından satışı gerçekleşmiş, öyle 3-5 kuruşa gitmiş emek. Hayır Deren Hanım, ne yapıyorsunuz? Toplantıya laf sokarak başlıyorsunuz ama olmuyor böyle. Lütfen kremlere yoğunlaşalım, laf sokmayalım. Evet Can'cığım, başlayabiliriz. Şimdi kremleri tek tek koklayacağız. Ondan sonra kişisel notlarımızı alacağız. Bu duygularımız, hislerimiz, anılar olabilir. Hisler. Ondan sonra da parfümlere geçeriz. Böyle sıradan dönecek. Kokun. Her yere sinen o muhteşem kokun. Can'cığım, ama öyle sessiz olmaz. Yani hislerini anlatman lazım. Acayip bir elektrik akımı var burada. Benim kafam gitti. Sanem. Yerleştirelim mi arkadaşım, gel. Şöyle geç. Heh. Şöyle geç, yer değiştirelim. Evet. Deren Hanım'la bir şey konuşacağız. Acayip. Acayip bir akım var. Orası çok başka. Can Bey, ben de test edeyim. Sanem, bu senin kokun ama biraz farklı kokuyor. Neden? Çünkü her parfüm her tende farklı kokar. Yani şimdi parfümün bir kendi kokusu var, bir de kullanan kişinin kendi vücut kokusu. Bu ikisi harmanlanır, ortaya başka bir koku çıkar. Birini özlediğinizde, yani kokusunu özlediğinizde kullandığı parfümün şişesini koklamak yetmez. Çok güzel kokuyor bu ya. İçinde ne var bunun? Kıyma var bunda. CC. Portakal çiçeği, bir de amber. Evet, alt notalarda da kayısı çekirdeği ve zencefil. Doğru, bravo Muzo. Zencefil. Aa, yani bu alt nota derken Muzo, yani ne demek? Yani bunlar Papua Yeni Gine'de öğrendiğim birkaç numaradan sadece biri. Papua Yeni Gine yaramış. Yani tabii ben öncesini bilmiyorum ama buradan bakınca böyle bir iyi
göründü benim gözüme. Bana mı yürüyor? Koşuyor. Vallahi koşuyor. Tamam. Herkes notlarını aldıysa artık parfümlere geçebiliriz. Şöyle ilerleyeceğiz. Bir kadın ve bir erkek olarak eşleşeceğiz. Ondan sonra kadınlar erkek parfümlerini puanlayacak. Erkekler de kadın parfümlerini puanlayacak. Tamam. Hazır mısın kardeşim? Bana hala karıcığım demene alışamadım biliyor musun? Çok hoşuma gidiyor ama. Emre, az önce şey düşünüyordum. Biliyorum heves ettik ama acaba tangoya gitmesek mi? Ne bileyim boşuna masraf gibi biraz. Hayır sevgilim, ne zamandan beri hayalimiz. Hem yakında işe de gireceğim. Merak etme, tüm endişelerim bitecek. Doğru söylüyorsun. Ay çok heyecanlıyım biliyor musun? Ay hem acayip heyecanlıyım. Bir yandan da korkuyorum yani. Hadi yapamazsam falan diye acayip tedirginim. Şişt, sen sadece kendini bana bırak. Yeter. Oo, ben tango yapmış kadar oldum şu anda. Öyle mi? Hı-hı. Acaba evden çıkmasak? Ay yok. İlk dersimizi hayatta kaçıramam Emre. Çok merak ediyorum. İyi tamam o zaman. Aşağıda espresso yapayım ben bize. Tamam. Görüşürüz. Geliyorum 5 dakikaya. Kokular anılarımızla ilgilidir. Yani fark etmesek de bizim ruh halimizi etkiler. Ve en ilkel duyumuzdur. Yani bize hatırlatmak yerine bu anıları tekrar yaşatırlar. Vücudumuzun en temiz yeri bilek içlerimizdir. Yani tam burası. Parfümü lütfen buraya sıkın. Yani tam şah damarımızın üstüne. Evet. Yavaş, tamam yeter. İlk aldığımız koku üst notadır. Evet, üst notadır. Uçucu bir esansı vardır. Yani birkaç dakika sonra kokusu uçup gider. Parfüm seçerken, yani almadan önce parfüm sıktıktan sonra 10 dakika beklememiz gerekiyor. Eğer 10 dakika beklemezsek aceleci davranmış olup yanlış kararlar verebiliriz. Sevgilim. Gel. Sana çok güzel bir sürprizim var. Ne oldu? Gözlerini kapayalım. Mutfağa doğru geçelim. Ne oldu ya? Ne oldu? Ay Emre hiçbir şey göremiyorum yalnız. Neden görmemeyi için kapıyorum? Hay Allah. Doğru oldu doğru. Tamam mı? Eyvah annem geldi. Eyvah. Emre annem geldi şu an. Ben bir gözlerimi aç vereyim anne. O kadar yoruldum ki valla. Aa anneciğim niye tek başına gittin? Ver bana. Yok sen taşıyım. Ben alayım. Evet maşallah. Aa, Allah bereket versin. Ay. Amin. Aa, bu ne? Ya tatlı kocam bana pasta almış bakar mısın? Ay. Ne çocuk valla. Biz de espresso içiyorduk işte. Sen içme. Sen içemezsin artık. Sen de o içiyor diye içemezsin. Artık fedakarlık yapacaksın. Niye? Bu kadar düşünmez ki bu espressoya. O kadar çok içilmez yani, bu sağlıklı bir şey değil yani bu kadar, değil mi yavrum? Anneciğim çarpacak. Anne çok içtin anne. Yok yok. Çok güzel. Biz de yavaştan çıkalım o zaman değil mi? Trafik mürafik vardır şimdi. Allah. Dur pasta yemeden çıkmayın. Pasta yiyin ya. Pasta yemeden gidilir mi?
Afiyet olsun artık sizlere. Afiyet olsun anneciğim. Seni de bayağı canını çekmiş görüyorum ki. Tabii tabii. Tabii tabii güzel günleriz bunlar. Çıkın çıkın gezin, çıkın çıkın gezin. Ya Zahir. Bir daha zor. Neden? Ya bunlar iyi günler çünkü. Bunlar daha fazla yapılamayacak sonra. Oldu. Hadi çocuğum bakın keyfinize. Gel sevgilim hadi bakalım çıkalım. Hadi. Oh afiyet olsun. Nasıl iyi geldi? Emreciğim vallahi çok seviyorum ben seni. Evet 10 dakika bitti. Karar verildi. 10 dakika bitti. Karar verildi. 10 dakika bitti. Evet. Gelin hadi. Doldu mu 10 dakika? Tamam. Doldu. Nasıl geçti 10 dakikanız Deren Hanım? Güzel geçti Cece. Evet başlayabiliriz. Nerede kalmıştık? Ha ben ayrıca saçıma sıkmayı da denedim. O da 10 dakika... Gel sık ağzıma sık, gel ağzıma sık ya. Saçım dedi. 10 dakika sonra uçuyor nasıl olsa, gel ağzıma sık. Tamam o saçım dediğin için sıktım ya. Lafım bölündü. 10 dakika saçımda beklettim. Sonra uçtu. Bir geri dönüşler alıyorum. Allah'ım karşı cinsten bir etkilenmeler alıyorum. Karşı cinsten etkilenme alamayanlara duyurulur. Benim 127 kriterim olduğu için öyle karşı cinsten etkilenme almak falan çok kolay değil yani. Peki efendim. Sağ ol. Zor oldu mu 10 dakika beklemek? Sen bekle dediğin için olmadı. Evet şu anda alacağımız koku orta notadır. Parfümün uçucu etkisi geçtikten sonra geriye özü kalıyor. Hem cildimize daha iyi nüfus eder hem de tenimize karışır. Aslında aynı zamanda kalp notası da denir. Hiç bilmiyordum kalp notası. Evet bakalım beklediğimize değdi mi? Ben de kokluyorum. Buna sıkmamışsınız ki. Tamam. Evet. Evet bu kadar yeterli. Teşekkürler. 10 dakika bittiğine göre o zaman biz teşekkür ediyoruz. Notları toplayabilirim. Bütün fikirler, duygular. Bu arada parfümlere isim de düşünmeye başlayalım. Ayhan. Aşk Alevi. Aşk Haz Yağmuru. Yaz yağmuru gibi anlaşılır, kısa sürer. He. Olmaz, aşk alevi olabilir. Evet. Neyse. Ben de doldurdum. Yiğit, ne işin var burada? Senin biraz konuşabilir miyiz lütfen? Her yerden çıkıyor artık ya. Can Bey, ben bu Yiğit'i döveyim mi? Hı? Kendime de güvenemiyorum aslında. Dövebilir miyim tam bilmiyorum. Ama bir yerden başlayayım. Bir tane böyle ağzımın üstüne bir tane çıkarayım. Şansımı deneyeyim diyorum. Böyle yukarıda olduğu için böyle çıkarırım da. Öyle çıkarayım diyorum. Buralara hep karışsın diyorum. Ne dersiniz? Hı? Bu niye gelmiş? Ne yapıyor? Ne hatlar karıştırıyor? Hepsini öğreneceğim ben. Ben de merak etmeyiniz. Ben bakıyorum şimdi. Hoş bende. Sanem, herkesin içinde konuşmak istemedim de. Benimle bir saat sonra sahilde buluşur musun? Burada konuşalım. Ben de konuşmak istiyordum seninle. Yani kırma beni lütfen. Sahilde olsun. Olur mu? Tamam Yiğit, olur. Bir saat sonra sahilde. Tamam. CC, sen ne yapıyorsun orada? Su arıyorum. Böyle, su arıyorum. Su mutfakta. Aa öyle mi? Mutfakta mı oluyor? Ben kuyu arıyordum. Kuyu açacağım da böyle böyle arıyordum. Su olduğu yerde bardak şey yapıyor. Konsantre olamıyoruz da o yüzden kafam dağıldı. Yoksa mutfağa gitmeyi ben de bilirdim. Yani burada çalışmaya çalışıyoruz. Bir fiskoslar, fısır fısır konuşmalar falan. İş yeri burası sonuçta. Neyse konuştuğumuz gibi o zaman. Anlaştık. Taksi çağırayım mı? Arabaya kadar. DJ. Yavaş gidiyor ya o yüzden. Sen su almıyor muydun? Su geçti. Susamam geçti. Evet. Şu anda yani susuzluğa demek ki vücudum, bünyem adapte oldu. Yani 3 gün susuz yaşayabilirim. Çölü susuz geçebilirim şu anda. Yiğit'le ne konuştunuz? Seni hiç ilgilendirmez. Bir ajanlık peşindesin. Sus CC, sus. Ajanlık falan yok, ne ajanlığı? Aziz.
Merhaba. Yani dünya ne kadar güzel bir yer değil mi? Harika bir yer. Senin şu planını düşünüyorum da acaba gerçekten işe yarayacak mı? Hayır, çünkü şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz bunları yan yana getirmeye çalışıyoruz değil mi? Hı hı. Ama bunlar yan yana gelemiyorlar ki yani. Yan yana geldiklerinde de bir türlü baş başa kalamıyorlar. Sürekli etraflarında birileri var, görmüyor musun? Bunu görüyorum ama genelde gözüm senin üstünde. Evet. Ama baş başa kaldıklarında da kavga ediyorlar. Bunu ne yapacağız? Ediyorlar mı? Tıpkı bizim gibi. Harika. Çünkü hala bir umut var demektir. Evet. Hayır, çünkü yalnız kaldıklarında sussalar o çok fena olurdu değil mi? Kesinlikle. O zaman ne yapacağız? Kollarından tutup bunları bir odaya mı kilitleyeceğiz? Bunu da yapamayız herhalde. Bak. Belki de yaparız. Emreciğim, biz tangoya gitmiyor muyduk? Niye böyle çocuk farkına geldik? Ben hiç anlamadım. Sevgilim, tangoya daha vakit var. Pardon, bir tane alayım mı? Tabii. Şöyle. Ya. Emre, çok tatlısın aşkım. Hadi gel oturalım şöyle. Aşkım. En son ne zaman balonum olmuştu hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Herhalde çocukluğumda falandı. Çocuklar çok güzel oynuyor değil mi? Çok tatlılar. Çocuk olmak çok güzel. Çocuk çok güzel. Sevgilim. Biz de... Affedersin, dur. Ay, patronum arıyor. Önemli bir şey olabilir. Bak, sorun değil. Söyleyeceğini unutma. Şunu iki dakika tut. Ben hemen koşup geliyorum, tamam mı? Efendim Mithat Bey. Yok, şirkette değilim şu anda. Tamam, önemliyse uğrayayım. Şimdi bakalım. Al. Al bakalım. Afiyet olsun. İnanmaz abi. Emre. Benim iş yerine gitmem lazım. Özür dilerim. Tamam sevgilim, ben bırakayım seni. Ya kusura bakma. Kısacık bir işim var zaten. Onu halledeceğim. Hemen tangoya yetişeceğim. Söz. Yok, önemli değil. Hadi gel. Tamam, hadi. Bu arada ben küçükken çok fena hep patlardım biliyor musun? Balonumu ver. Ben dayanamayacağım artık. Sonuçta ikisi de kankam. Ben de bir şeyler seziyorum ama bilgim yok. Neye dayanamayacaksın? Benle paylaşsan sır mı saklıyorsun acaba? Ya Cengiz, bırak Allah'ını seversen. Ya bırak, böyle numara olmaz. Söyle şunu ya. Söyle. Can gidecek mi, kalacak mı? Burası mühim. Bak, yemin ediyorum bu sır seni yiyecek Cengiz. Bu sır seni yiyecek. Söyle, kurtul. Zemin engebeli, bunu anlıyor. İki kelime, iki, oradan başlayalım, iki kelime. Evet. Yerli mi, yabancı mı? Yerli mi, yabancı mı? Yerli. Gandalf'ı eledim o zaman, Gandalf değil. Aston, sopa, yut. Anam yiğit bu. Yiğit. Kötülük, kötülük görüyorum gözlerinde Cengiz. Bu yiğit vallahi bir hatlar karıştıracak. Bu yiğit bir kötülük yapacak. Venedik. Ha, sahil. Deniz kenarı sahil. Sahilde cepte. Uzun yiğit. Sahilde ve tehlikeli. Onu direktman anladım. Tamam, onu anladım. O yüzük. Yüzük. Onu anladık. Yiğit çok tehlikeli bir iş yapacak. Ve bu bizim dostlarımıza dokunacak. Gideceğiz. Onlardan önce Yiğit'i alt edeceğiz. Bu. Ha, evet ha. Uzuna bak sen ya. Ya uzuna bak ya. Süper, harika. Tutuşunu düzelt.
Gayet güzel adımları oturttunuz. Şimdi müziğin akışına bırakın kendinizi. Gerisi kendiliğinden akacak. Leyla. Efendim sevgilim. Ben senden bir tane daha istiyorum. Bu ne demek şimdi Emre? Ben yetmiyor muyum sana? Hayır, hayır öyle değil. Böyle sen ve senin bir tane daha kopyan olsun istiyorum. Böyle kız olsun, erkek olsun hiç fark etmez. Böyle huyu sana benzesin. Senin gibi gözleri olsun yeter. Emre. Bana ilk evet dediğin gün hatırlıyor musun? Evet. Dünyaları bana vermiştin. Şimdi sana ikinci sorum var. Benimle küçük küçük devirler yapmaya hazır mısın karıcığım? Evet sevgilim, tabii ki varım. Teşekkürler, sağ olun. Evet, siz devam edin arkadaşlar. Sevgilim, ben de ne zamandır bunu seninle konuşmak istiyordum biliyor musun? Ama belki kendini hazır hissetmiyorsundur diye bir türlü söyleyemiyordum. Sevgilim konuş yani, en azından belli et ha. Tamam. O zaman dans edelim mi? Hadi. Küçük küçük divitler demek ha? Evet. Evet, tebrik ediyorum. Benim de size bu güzel günün anısına dans dersleri hediyem var. Mutlu günlerde hep birlikte dans edelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok incesiniz. Rica ederim. Dansa devam, buyurun. Dansa devam. Hadi bakalım, durmak yok. Evet, ön hazırlıkları tamamlamış bulunuyoruz. Öncelikle bu kremlerin yaratıcısı Sanem'e çok teşekkür ediyorum. Resmi olarak markalaşma sürecimiz başlamış bulunuyor. Official olarak hayırlısı olsun diliyorum. Hadi hayırlı olsun o zaman. Yiğit, bahsettiğin sürpriz bu muydu? Böylesine güzel bir kadına böylesine önemli bir teklifi laf arasında yapmak olmazdı. Heyecanıma yenildim. Şimdi izin verirsen hakkıyla yapacağım. Diz çökemiyorum, kusura bakma. Yiğit, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Konuşmamız lazım. Sanem! Ha! Sanem! Sanem! Dur! Oo, Yiğit Bey! Ne yapıyorsun? Yanlışlıkla çarptık be. Yemek varmış, hadi yemek yiyelim. Vallahi masada da bir kuş sütü eksik. Eğer onu da Yiğit Bey içmediyse. Biz de Cengizciğimle çıktık bir tur atalım dedik ormanda. Oksijen mi çarptı, ne oldu? Karnımız acıktı. Homini gırtlak yiyoruz. Kesinlikle iyi denk geldi ama bunun tuzu eksik gibi duruyor. Bir de buz istedik 2 saat önce, hala buz gelmedi. Bir daha buraya gelmeyelim muzu. Vallahi gelmeyelim. Ben de ekmeksiz doyamıyorum. Pilavı, makarnayı hep ekmekle yiyorum. Angus mu bu? Hı? Karkas mı bu? İthal et mi bu? Helal et.
Sanem, ben elimden bir kaza çıkmadan gideyim. Yarın İlami Bey'le görüşeceğiz. Ben evden gelip alırım seni. Böyle adamı delirir işte. Sanem, kızmadın değil mi? Yok, siz bir tanesiniz. Sen de öyle. Bir şey diyeceğim, yarın ne görüşmesi var, nereye gidiyorsun, ne oluyormuş? Çok sevdiğim bir yazar benimle tanışmak istemiş de. Süper. Ben biraz dolaşayım. Çok iyisiniz. Hadi pozitif, hep kuşlar, böcekler hep. Güzel, güzel. Devam edelim o halde. Evet, son anda yetiştik. Güzel, güzeldi Muzo. İyi bir takımız. Tuz uzatır mısın canım? Tuz yok. Zenginler tuz kullanmıyor. Üç beyazdan kaçınıyor bunlar. Tuz, şeker, beyaz eşya. Günün nasıl geçti? Valla ne olsun, lokum gibi günüm de öyle geçti. Ben suyu almamışım. Sende var mı? Sağ ol. Salih. Ah, selam. Selam. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Asıl sen benim... Siz benim gördüğümü görüyor musunuz? Run! Ay, pardon. Ay, gel dedimle. Yürü! Bu tarafa, bu tarafa. Düştün mü? Hayır. Bugüne kadar pek konuşma fırsatımız olmadı. Varlığımdan pek hoşnut değilsin galiba. Pek değil. Aslında seni tam tanımıyorum. Ama anlatılan hikayelerden sevilecek pek bir şey çıkaramadım. Yiğit'le de arkadaşsın sanırım. Evet. Henüz bir yanlışını görmedim ama görürsem o başka tabii. Ayrıca henüz çevremdeki kimseyi üzmedi. Güzel. Dürüst insanları severim. Ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay, hayatımda aldığım en keyifli dersti galiba, biliyor musun? O kadar zevk aldım ki. Ya seni mutlu etmek ne kadar kolay. Ben dünyadaki en şanslı adamım. Ben de en şanslı kadınım. Leyla. Efendim sevgilim. Benden iyi bir baba olur mu? Olabilirsin. Eğer şu şımarıklığını bırakırsan olabilirsin. Niye, çok mu şımarım ben? Evet, çok şımarıksın. Sende böyle bir yakışıklılık şımarıklığı var. Çok yakışıklıyım, ben çok zekiyim falan. Bak bak, tam şu bakıştan bahsediyorum işte. Tam bundan bahsediyorum. Öyle mi? Evet. Bakalım. Gel bakalım adımlarına dikkat et. Ay, görüyorsun hemen bir derste kavradım. Çocuğumuz da şımarık olsun. Sen de şımarık ol, ben de şımarık olayım. Yani çocuğum ne isterse yapacağım, sana söz veriyorum. Eyvah eyvah. Allah'tan annemler var da onlar dizginlerler seni. Ben tek başıma baş edemeyeceğim, onu anladım şu anda. Doğru, annenle baban var. Leyla, artık kendi evimize çıkmanın vakti geldi. Ben daha hamile değilim ki aşkım, bu ne acele? Mesaj alın da Leyla diyor. Ama doğru söylüyorsun. Eğer bir bebeğimiz olacaksa
kendi evimize çıkmamız daha iyi. Yavaştan bir yerlere bakmaya başlayalım o zaman. Ya mesaj deyince aklıma Sanem geldi. Benim onu aramam gerekiyordu. Hemen bir arayayım mı? Şimdi mi aklına geldi? Evet. İyi tamam ara. Ben de abimi arayayım. Zaten çok değişik bir aktivite bizim için. Doğru diyorsun. Abi nasılsın? İyiyim Emre. Ablacığım ne yapıyorsun? İyiyim abla. Ne yaptın? Konuşabildin mi Yiğit'le? Ne oldu? Yiğit'le konuştu mu Sanem? Konuşmuyor. Konuşacağım. Niye konuşmadın? Neyi bekliyorsun? Nasıl konuşmuyor ya? Bekliyor. Hayır beklemiyorum. Neden hayır demiyor? Hayır diyeceğim tabii ki. Can? Sanem? Yani onun umurunda bile değil. Elinden gelse nikah şahidim olmak isteyecek. Onun umurunda değil Can burada ne düşünüyor, ne hissediyor. Zaten gidecek ki çok az kaldı. Hiçbir yere gitmiyorum artık buradayım. Anladım canım. Sanem ne düşünüyorum biliyor musun? Bak sen acaba Yiğit'le konuşmadığın için Can da senin Yiğit'in teklifini kabul edeceğini düşünüyor olabilir mi? Belki de o yüzden böyle davranıyordur. Peki sence Yiğit'in teklifini kabul edecek mi Sanem? Yani ben hiç sanmıyorum da. İmkanı yok. Bir daha asla birlikte olamayacağız biliyorum ama benim tanıdığım Sanem başkasıyla da birlikte olmaz. İmkanı yok. Bir daha birlikte olamayacağız. Biliyorum ama benim tanıdığım Can ondan başkasıyla beraber olmayacağımı çok iyi bilir. İyi tamam peki son zaman görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Hadi öpüyorum. Ay gerçekten ikisi de manyak bunların. Sevgilim artık bak abim ben de Sanem ben de konuşmak olur mu? Yani aramız boş boşuna geriliyor. Doğru söylüyorsun. Haklısın aşkım. Bir kelime dahi etmiyorum. Bitti. Ne konuşuyorduk peki biz? Ne? Ne ne? Bebek diyorduk. Sana güveniyorum. Hadi başaralım şu işi. Hadi şunu merak etme. Mihriban abla hoş geldiniz. Doldu. Devam. Bir şey yok. Cansu'nun bebeği bizimle. Ah Mihriban abla yine mi sende kalıyor bu güzellik? Evet yine bende kalıyor. Ama söylüyorum Aziz. Sanemciğim bizim Aziz'le senden küçük bir ricamız olacak. Tabii buyurun. Şimdi Sanemciğim uzun zamandır Mihriban'ı bir restorana bir akşam yemeğine götürmek istiyordum. Acaba bizim yerimize bu bebeğe bu akşamlığına bakabilir misin? Bebeğe. Bebeğe. Ben bilmem ki yani şimdi bebek daha önce ben hiç bebeğe bakmadım. Bebek. Yani bebek. Bebek. Çok uysal, çok uysal bir çocuk. Akşam mamasını veriyorsun. Ondan sonra bir uyuyor, sabaha kadar bir daha hiç uyanmıyor. Seni temin ederim, kaç kere baktım yani. Hiç yormaz seni, söz veriyorum. Evet. Ay Aziz. Ama bu rezervasyonu iptal etmek isterdim ama araya hatırlı birilerini soktum. Zor bulunan bir rezervasyon ama yapamayacaksan. Yapamayacak. Bak. Zorluyoruz şu anda, ben istemiyorum. Hadi gidelim evet, lütfen. Evet, tamam. Gidelim. Bir dakika. Size bebeğe bakamayacağımı düşündüren ne? Ha. Ay yok hayır öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey düşündün mü? Hayır ben düşündüm. O zaman liste burada. Evet. Listesi burada. Ben ihtiyacın olan her şeyi yazdım. Şimdi sen onları okumaya başla. Tutar mısın hayatım? Tabii. Şimdi bak burada bezleri çıkarsan. Evet. Şimdi bezleri bezler. En önemli şeyler. Çünkü en fazla ihtiyacın olan şey o bezleri olacak değil mi? Evet tabii. Yazın bak biberonu burada. Emziği burada. Bu arada en ufak bir şey olduğu anda bir ihtiyaç bir şey. Hemen ikimizden birini arayabiliriz. Geliriz değil mi Aziz? Kesinlikle. Çok diye geliriz. Bir de tabii şimdi annesinin haberi var. Bana güvendiği kadar sana da güveniyor ama sonuçta yani anne yüreği özleyecektir. O yüzden ben şimdi şu kamerayı diyorum şöyle bir yere kurayım. Her yeri gören bir yere. O da aklı kalmış. Yanlış anlamazsın değil mi? Yok yok tabii Cansu görsün bebeğini. Evladı sonuçta. Yani değil mi? Ama bak eğer gerçekten yapamayacağım diyorsan hiç yani. Hayır. Yaparsın değil mi? Evet ben de öyle düşünmüştüm. Tabii canım. Bana güvenebilirsiniz. Evet ben de öyle düşünmüştüm zaten. Bunlar da bezleri. Alt bezi. Evet. Alt bezi. Sanemciğim sana ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hadi o zaman gidelim mi? Evet. Yavaş. Tamam. Hadi. Gazımız bari... Gazamız bari olsun.
Mazar çantada, evet. Ellerini sürekli temiz tut. Şu an yıkamalı mıyım? Bebek çok ağlarsa altına bak. Bezi kirlese değiştir. Ha, tamam. Al annem. Al bol bol ye çocuğum sen. Sağ ol anneciğim. Zaten yemiyor çünkü şey olur o. Anneciğim onun yerine ben yiyorum. Ellerine sağlık. Sen yanlış anladın. Sen iki kişilik yemeyeceksin. O iki kişilik yiyecek. Sen şey etme yani o yesin. Niye yemeyeyim mi? Yani her zaman yediğim kadar yiyorum işte anne. Ben anlamadım ki. Aa yok. Olmaz. Bu sefer annen haklı. Yani geleceğini düşünmen lazım senin. Ay ben dayanamayacağım. Bu saklanır mı? Bu saklanır mı ya? Önce anneye babaya söyledim bu ya. Saklanır mı bu? Ya bebek patiğim o. Ay annem ben var ya sana inanamıyorum ya. Sen o kadar acayip bir kadınsın ki biz daha bugün konuştuk ve çocuk yapma kararı aldık. Sen ne ara bunu duydun da bebek patiği ördün? Bu ne ya? Vallahi bravo. Peki bir şey diyeceğim yani hissettiniz mi bunu? Sen hamile, hamile değil misin? Yo değilim. Yani şimdilik değil. Peki şey hani bir planımız var, bir şeyler hani. Ha o. Baba, biz ayrı evde yaşamayı planlıyoruz. Ayrı eve mi? Hı. Ha. Anne. Annem baba ne oluyor şimdi? Aa. Size afiyet olsun. Ay. Ay ne dedim ya? Çok bozuldular. Çok bozuldular ya. Yandık. Çok güzel. Muzu, bağlandın mı? Bağlanamadım ama bilgisayarda da bağlanma problemi var galiba. John Nash diyorsun, fail et. Aa, bağlantı kurulmadı. Ne? Ya, internet bağlantısı olmayabilir. Aa, ondan görünmüyor o zaman işte. Oluyor artık, yeter. Bırak şunu. Hala o kablo mu? Kablo yok ya, internet yok zannettim. Ya var. Mihriban Hanım. Canım, şimdi bu bebeğin annesinin onayı var değil mi? Emanet çocuk çünkü, sonradan sorun yaşamayalım. Derencim olmaz olur mu? Sana kaç kere söyledim ben. Annesine söyledim dedim. Söylenmez mi böyle bir şey annesi? Çekin bakayım şuradan, ben halledeceğim şimdi. Ya biz ne yapıyoruz şu anda gerçekten ya? İnsanların gizli gizli böyle özel yaşantısını izleyemeyiz. Onlar benim kankalarım lütfen. JJ Bey. Evet. Biz ne yapıyoruz burada? Sizin arkadaşlarınızı mı izliyoruz? Evet ama. Hayır, hayır. Biz burada bir bebeği izliyoruz. Bir bebek? Evet. Ya, neden? Neden? Çünkü en ufak bir şey olursa 20 saniyede orada olabilmek için. Aa, 20 saniye içinde orada olmak için. O hatta 18 saniyede. Ben çünkü koşarak test ettim. 18 saniye sürüyor. Sabi Sübyan bebeğe bakacağız. Aç şunu be oğlum be. Hani? Açmıyor musun? Ben hallediyorum ya. Aşkım. Allah Allah. CC safsaklıyorsun bak işini hadi. CC hadi. Peki ortak. İyi madem. Aşkım. Hı? Bu çocuk gerçekten uyanmıyor değil mi? Yani aşkım bu bende kaldığı geceler boyunca bir kere bile uyandığını görmedim. Vallahi melek gibi bir bebek yani ama bilemem şimdi bebek bu adı üstünde yani. Bu gece uyanacağı tut. Aman inşallah uyanmaz. İnşallah. İyi düşünelim. Hayır hiç negatif düşünmüyoruz. Hı. Evrene negatif enerji vermiyoruz. Hı. Her şey pozitif olacak. Bence bizim planımız tıkır tıkır işleyecek. Bebeğe bakma bahanesiyle ne kadar dertleri varsa ortaya dökecekler, bitti. İşte bu. 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 Evet. Bağladınız mı şunu? Yapacağım. Yapacağım. Aa. Halledeceğim. Sen de bu arada Can'ı arasana aşkım. Ben, Can'ın telefonu yok ki bende. Nasıl? Sen ara, ben konuşurum onu. Ha. Ha. Evet. Ben de. Bunları değiştirmişler demek ki yeni sürümünde. Çalıyor. Ver bana, ver. Evet. Hey, alo. Efendim? Alo. Can. Efendim İrfan Hanım. Benim senden küçük bir ricam olacaktı da. Ay çok kalabalık bir yerdeyim şu anda. Ben seni pek duyamıyorum. Bir yer burası. Alo. Bir yerden bir yere olabilir.
saçma. Lanet olsun böyle kalabalığa. Evde misin? Evet. Ay tamam, tamam çok iyi. Ya ben Sanem'e ulaşamıyorum da. Yani... Aa, hayır. Allah, gene kalabalık, gene kalabalık. Kalabalık. Telefonuna ulaşamıyorum. Onun için... Bırak kalabalık. Şöyle. Şimdi ben her şeyi anlattım. Her şeyi bir kağıda yazmıştım zaten. Bu biberonunu yazdım, emziğini yazdım, bezleri yazdım ama mamayı yazmayı unuttum. Hani Allah korusun bebek uyanabilir. Bebek uyanırsa mamanın hazır olması gerekiyor. Ya ben ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bebek mi? Ne bebeği? Ya... Çok o sana her şeyi anlatır. Tamam, söylerim ben. Çok iyiydin sen. Evet. Size mis gibi çay demledim. Bakın ay tavşan kanı. Mis gibi çay yaptım size, buyurun. Babacığım. Diyorum ki anne baba çocuk olarak şöyle sağlıklı sağlıklı konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Baba. Senin var mı mevkibe? Senin yoksa benim hiç yok niyetim. Ama yapmayın böyle, ben çok üzülüyorum. Anne, baba size çok güzel çerez getirdim, valla taptaze. Taze taze yesiniz anne. Niye getirdin ki çocuğum? Yarın öbür gün kendim alacağım ben, zahmet etmeseydin. Zaten yarısını yolda gelirken yemiş. Baba iki tane badem yedim alt tarafa. Aa. Tabii, kazık batıyor size bu evde. Rahat ettiremedik sizi. Bacım olur mu hiç öyle şey? O nasıl laf, aşk olsun. Çocuklar olacak ya, biz bakalım istemiyorlar. Dört dil bilen dadı tutar bunlar. Aa, o nereden çıktı anne? Anne, baba olur mu öyle şey? Çocuğumuz olursa tabii ki de sizinle büyüyecekler. Ben sadece karımla yalnız kalmak istiyorum. Film izlemek istiyorum, müzik dinlemek istiyorum. Hem ben kızınızı çok seviyorum. Çok seviyormuş mevkibe. Ne yapalım? Ama uzağa gitmeyin mi? Yakınımızda oturun. Söz mü? Söz. Zaten Emre hani Güçler Holding'e gitmişti ya iş görüşmesine. Şimdi onu ikinci kere tekrar çağırdılar. Muhtemelen bizim bu iş meselemiz de çözülecek. İnşallah. Mesele maddiyat değil ki çocuğum. Aile olmak, bir olmak, birlikte olmak, yüz yüze bakmak, göz göze bakmak. Doğru diyorsunuz. Bu arada biz yarın Leyla ile tango'ya gideceğiz. Gelsenize. Babam Mirvan Hanım'ı da çağıracağız. Aa, çok iyi düşündün bunu. Harika fikir Emre. Ne dersiniz? Çok eğlenceli olur bence. Anne, ne dersin mevkibe? Sen bilirsin ya. Hadi ya. Tamam, geliyorsunuz. Çerezi veriyorum. Az oldu ama baba. Sağ ol, istemem. Güzel bebekmiş. Adı ne? Kiraz. İsmi de çok güzelmiş. Kimin bebeği? Şey, Mirvan ablanın köyden komşusunun. Hemşire de kendisi. Haftada bir nöbeti oluyor. O zamanlar Mirvan ablaya bırakıyor bebeği. Mirvan ablanın da işi çıkınca tabii. Anladım şimdi, anladım. Mirvan Hanım bir mesaj iletmemi istedi. Eğer uyanırsa... mamasının hazır olması gerekiyormuş. Hazır olmazsa eğer uykusu kaçıyormuş. Evet. Böyle bir mesaj. Dipnot gibi de. Bilgi. Tamam. Ben hallederim. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayır, ben teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Bir şey mi arıyorsun? Değil mi? Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey mi unuttun? Yok yok, gittim. Tamam. Ben. Hayır, gidiyorum. Aa, nereye gidiyor? Gitme. Hayır. Ya gitme. Oğlum. Aa, dön. Yapma ya. Yapma be ya. Oh.
Yapma. Valla bütün emek sahi oldu. Gerçekten ya. En güzel yerinde. Ah be oğlum. Ya biliyorum giden de dönmez. Ay olmadı işte. Ha geliyor geliyor döndü. Evet. Döndü işte bu. Döndü bu. Güzel. Evet. Oğlum benim. Eğer yardım istersen benim bir işim yok. Hani birlikte durabiliriz Mihriban Hanım gelene kadar. Olur. Olur yani sen bilirsin. Okey. Su ve mama. Hı hı. Ben çok zor değilmiş tarifi. Pratik. Hayatı kolaylaştırmışlar. Evet. Evet başlayalım. Ha ölçeği de var. Bitti sayılır o zaman. Hadi bir ölçek. Evet. Tamam. Ya pek imece usulüne izin vermiyor. Biraz soğutmak lazım tabii. Çok kaynardır. Nasıl soğutacağız bunu? Palım suya mı tutsak? Olur. Soğuk suya. Sen aç mısın bu arada? Çok açım. Sipariş verelim istersen. Buraya sipariş gelmiyor. Ha. Ben birkaç çeşit yemek yapmıştım. Onları hazırlayayım istersen. Olur. Tamam. Tabii ki. Tamam. Bakalım mı? Evet. Ben feda etmeye hazırım bile. Sıcak mı? Sıcak hayatım. Gayet güzel, gayet iyi. Sıcaklığı. Daha da güzel. Gidiyoruz o zaman. Evet. Ay Aziz. Hı. Deren. Muzo bak DJ ay. Ne oldu galiba? Ben yerim yalnız ya. Var ya. Sanem'in yemeğini yiyen can da iflah olmaz. Bunu yaz. Ya? Bunu yaz. Tabii tabii yani Sanem yemek konusunda çok geliştirdi kendini. İnanılmaz. Ha. Yumurta kıramıyordu ya. O şeyden sonra olmuştur. Polen yemek kitabı çıkardı ya. Ondan sonra hırs yaptıysa demek ki kafasına koyduğunu yapıyor ya. Bir de zaten erkeğin kalbine giden yol belli. Mideden geçecek. Bu kız da bunu bilecek. Öyle derler. Öyle derler. İnşallah burada da olur. Sanem'in bir de fotoğrafik hafızası var. Hmm. Kitap oradan olduğu gibi tak, tak. Şak diye değil mi? Burada da işe yarar. Hmm. Şükür, şükür, şükür. Evet. Her şey yolunda bence şu anda. Yolunda şu an. Hı-hı. Saatlerdir canı defalarca aradım. Telefonumu açmıyor. Yani kesin yine bir işler çevirir. Ay senin telefondaki mesajı gördü desem... ...şimdi onun üstüne beni 40 kere arardı. Bu başka bir şey. O değil yani. Şuma Hanım tekrar arayın o zaman canım. Neyse öğrenin yani bilmem lazım. Ben de ona göre önlemimi alayım. Tamam, tamam. Cevap ver. Sanem de cevap vermedi hala zaten. Niye cevap vermediğini düşünüyorum diyor. Neyi düşünüyor bilmiyorum yani. Biliyorum aslında, hissediyorum. Evet diyecek ama can etrafında durmazsa. Yiğit. Yiğit, bak. Bu çok önemli. Çok dikkatli olmalısın. Tamam mı? Tamam yani Can'la Sanem arasında bir ilişki olmayacak. Ama... Eğer oğlumu tehlikeye atacak bir şey yaparsan Sanem senden uzaklaşır. Benden söylemesi. Dikkatliyim İmam Hanım, merak etmeyin. Oğlunuza da zerrece meraklı değilim. Sanem'den uzak dursun yeter. Hesap isteyelim mi? Ben yarın sabah erkenden Emre'ye giderim. O bana her şeyi anlatır. Pardon, bakar mısın? Hesabı getirir misin? Tabii.
Maşallah bütün bunları sen mi yaptın? Çok değiştim ben. Çok geliştirdim kendimi son bir yılda. Geliştim derken? Yiğit'le ilgili de gelişmeler var herhalde. Hayır demediğini varsayıyorum teklifine, ortalıkta dolaşıp durduğuna göre. Evet dememi ister gibi bir halin var galiba senin. Vallahi herkes çok düzgün bir adam olduğunu söylüyor. Bence bir değerlendir. Can. Sen sarma seviyordun değil mi? Beni biliyorsun, bayılırım. Güzel haber. Ya neden kabul etmiyorsun ki? Seni durduran şey ne? Bilmem. Yani belki de teklifini kabul ederim. Bilmiyorum ki. Şey, davetiye gönderirim o mutlaka sana. Yani mutlaka Aa pardon. Davetiyeyi nereye göndereceğim ki? Açık denizlerime. Kim bilir nerede olacaksın o esnada. Hayır, davetiye yetişmez. Bu benim özel tarifim, özel sosum. Umarım beğenirsin. Bayağı iyi görünüyor ya. Gerçekten. Zaten senin elindeydi, herhangi bir şey başka türlü güzel oluyor. Ben bu sosu hiç beğenmedim. Çok kötü oldu bu sos. tamam. İyi misin? İyi misin? Su iç. Çıkayım ben. Gerek yok. Biraz su iç, biraz su iç. Zaten ben ekstra acılı seviyorum. Ama tebrik ederim seni yani o... Vakti zamanında hazırladığım bir çiğ köfte vardı ya... Aynı standarda tutturmuşsun. Bravo. Böyle keşke alıp götürmeseydin ya. Kaçırır gibi. Ben onu yerdim yani afiyetle, seve seve. İstikrarlıyım diyorsun. Biraz su iç bari, ondan sonra konuşalım. İkinci suikast girişimi. Bebek de acıktı herhalde. Sarma canı çektiyse. Ha, verelim mi sarmadan? Verelim, sostan da verelim. Küçükken alışsın yani acıya. Pul biber basmadıysan bir ver onu. Ben uzatayım. Bak, büyüyünce ben sana dolma sosundan, ay sarma sosundan vereceğim. Evet. Acıkmış. Biz nasıl insanlar olduk böyle yani? İnsanların özel hayatını, aşkını falan izliyoruz. Böyle olmaz ki. Neden olmasın? Mutluluk görüyoruz bu sayede. Bir mutluluk görmek kolay mı şu günlerde? Hem de başkasının mutluluğu insanı nasıl mutlu ediyor? Doğru. Of. Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim her şey için. Ellerinize sağlık. Efendim ne yaptık? Yo, yatsınamaz, yatsınamaz şimdi. Ya artık bundan sonrası onların elinde. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Orada bebeğin çok emiyor. Orada. Selena Hanım şu çekirdeği çitlemeyin artık, sinirlerim bozuldu. Hastalık gibi bir şey yapıştı bu da. Ver iki tane de bana ver. Al. Teşekkür ederim. Ben de hayatımda ilk kez yiyorum galiba. Nasıl? Ay mışıl mışıl uyuyor şu anda. Evet. Gerçekten karnını doyurdu. Rahat etti. Mışıl mışıl. Uyumuyor evet. Şu anda. Ne oldu ya? Niye uyandı? Hı? Hayır, neyi yanlış yaptık anlamıyorum ki ben. Ha? Sıkıntı ne? Biz ters bir şey mi yaptık? Anlamıyorum. Ha? Hastaneye mi gitsek acaba? Bir terslik var. Bir alayım mı ben? Gazı vardır belki onun. Evet, evet gazı var. Her şeyin farkındayım. Yani bana öğretilecek şey değil bu. Hadi bakalım. Atıyoruz gazı. Ha? Evet, gazı var. Hissettim ben de. Evet. Biraz sırta vurmak mahiyetiyle. Ha, şöyle bir hareketler. Güzel. Yok. Beni yanlış yönlendirdin. Gazı yok. Gazı yok. Başka bir şey var. Can, ne yapacağız? Ha? Ortada büyük bir sorun var. Bence biz bir şeyleri yanlış yaptık. Ne yapacağız? Annesine mi götürsek? Bebeğim. Kiraz. Kiraz. Çok kötü durumda. Bir alabilir miyim ya? Tamam. Tamam. Tamam.
Aç kollarını. Evet. Nasıl ya? Ha? Şaka, sustu. Uyudu mu şu anda bebek? Kiraz. Şuraya oturayım da rahat etsin. Can. Tamam, fazla şey yapma ses. Kiraz'cığım. Sakin olur musun artık, yeter. Kiraz. Nasıl uyuyabilir, bu bir şaka mı yani? 3 saniye geç. Sanem lütfen. Tamam, tartışmak istemiyorum. Çocuğun önünde tartışmak istemiyorum şu anda. Can demek ki hala buralarda. Gitmeyecek. Hı, bilmiyorum ki. Sanem'le araları nasıl? Anne pek iyi değil işte. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Hiç içime sinmiyor yani Can'ın o çiftlikte olması. Ya kıza yakın oldukça böyle iyi gelmiyor Can'a oğlum. Anneciğim sen niye kafana takıyorsun koskoca adam? Yani neyin iyi gelip gelmediğini ayırt edecek yaşta değil mi? Tamam, bir şey söylemedik. Can benim için bir şey diyor mu? Yani bu aralar biraz sanki böyle kızgın, kırgın gibi bana. Anneciğim, niye kırgın kızgın olsun ya? Birazcık fazla takmıyor musun kafana? Ya ne bileyim, böyle telefonlarımı açmıyor. Yani hemen dönmüyor. Acaba diyorum babaları falan olduğu için mi böyle şey yapıyor? Yuma! Sabah sabah. Ne iyi de etmişsin de gelmişsin, hayırdır? Asıl siz böyle sabah sabah pek bir şıksınız. Ha, hastamız var bizim. Hastaneye gideceğiz de. Hastane? He, bu kılıkta. Biz böyle full giyiniyoruz, süsleniyoruz. Moral vermek açısından. Adetimiz bu bizim. Enteresan. Senin de hastan var galiba, çok şıksın. Sen Mehriban'la görüşmüyorsun değil mi Mevkı Bey? Mehriban kim? Ha, şu bücü. Ay yayım oldu, yılma oldu, şeyim oldu, ne o aman. Yok, ne görüşeceğim ben onunla be ya? Vallahi. Ağzından bal damlıyor. Hadi şöyle güzel bir kahve içelim şimdi de, ha? Sonra gideriz beraber. Nihat'a da şey olacak, geç olacak. Ay içip gideriz hemen, hadi. Olur, otur. Hemen bir kahve. Hadi hızlı hızlı yap. Ben de yardım edeyim. Evet. Çok hoş. Beraber böyle bir alışverişe mi çıksak ha? Ha, iyi olur vallahi. Ama sen pahalı pahalı şey dersin, bizim öyle küçümüz yemez olur. Yok yok, ben hallederim. Hmm. Hadi. Efendim? Merhaba Can Bey. Henüz araştırmanın başındayım. Ama sizinle bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Tabii, dinliyorum. Çok mazmut bir insan.
herhangi bir yanlış hareketini görmedim. Ama garip olan hiçbir arkadaşı yok. Yayın evinin şu an üzerine çalıştığı tek kitap Sanem Hanım'a ait. Son zamanlarda üzerine çalışılan başka bir proje de olmamış. Yalnız dün akşam bir kadınla buluştu. İsmini öğrenemedim. Kimlik tespiti yapar yapmazsa bilgi vereceğim. Tamam, teşekkür ediyorum. Haber bekliyorum o zaman sizden. Ben birazdan gidiyorum baba tekneye, beni sayma. Emin misin oğlum? İyice düşündün mü? Eminim baba, artık uzatmaya gerek yok bence. Biliyorsun her zaman senin fikirlerinin, düşüncelerinin arkasındayım. Bunu unutma. Sağ ol baba. Belki. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Sanem nerede? Ha, gelir birazdan Sanem ya. Olmadı ben seslenirim Sanem'e. Gel geç otur. Hadi gel. Kremleri getirdim. Eren daha önceki krem kampanyalarımızı mail attı sana. İsim önerileri falan var marka için. Logolar da var. İçlerinden beğendiğin olursa Eren haber bekliyor. Evet. Bu da dün doldurduğumuz formlar. Kremlerle ilgili düşüncelerimiz, duygularımız, anılarımız, tahminlerimiz içinde mevcut. Şöyle vereyim. Muzo biraz uzun yazmış, 47 sayfa kadar. Papua Yeni Gine anılarını falan da yazmış. O bölümü şey yapacağız. O kimin bu? Tabii düzeltmelerimiz olacak. Al CC. Görüşürüz. Can Bey şöyle ki, Sanem şu anda bir iş yemeğine gidiyor. Yani çok sevdiği bir yazar. Onunla böyle iş yemeğine gidecek. Yemek yiyecekler. Gelecek. Hemen gidecek, gelecek yani. Düz iş. Gidelim. Tamam. Ben çünkü bununla ilgili araştırmalar hep, yani ne oluyor ne... Evet. Aşkım, elbisem için bir şey demedin. Çok güzel. Evet. Himacığım, biz de böyle bu taraftan gideceğiz. Sana da bir tak... Yok yok, ben de yürürüm sizinle. Hava çok güzel. Çağır amca, niye yok atacağım? Canım, yürürüz. Anne, biz hastaneye gidiyoruz ya, sen zaten kimseyi tanımıyorsun orada. Ay çocuğum, ne olacak yani? Ben de gelirim işte. Efendim baba. Tamam, tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi babay. Ne diyor? Ne istiyor? Koş, 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 koş. Bin. Kaç, kaç çocuğum, kaç. Kaç çocuğum, kaç, kaç, kaç. Hümar'cığım, aşkım, kendine çok iyi bak aşkım. Hadi Allah'a ısmarladık. Koş, koş, kaç kardeşim, hadi. Şu öndeki taksiyi takip eder misiniz?
Evet arkadaşlar, anlattığım gibi şimdi hepsini baştan uyguluyoruz. Hadi bakalım göreyim sizi, buyurun. Hadi bakalım mevkideki. Bir tanesi erkek yönetiyor. Hazır mısın? Hı-hı. Erkek yönetiyor dedi. Şimdi ben makalda yönetiyor muyum? Sen bana uyacaksın, tamam mı? Wow. Biraz daha rahat olalım. Omuzları indirelim lütfen. Gayet güzel. Acele etmiyorsunuz. Uzun sürmeyecek değil mi buluşma? Ben hemen geri dönmek istiyorum. Sanem. Bak, doğru dürüst teklif edemedim. Hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Sen beni dinlemiyorsun galiba Yiğit. Sen benim iş arkadaşımsın. Ben sana çok değer veriyorum ama hepsi bu kadar. Evet, benim için de öyleydi ama zaman geçtikçe... Zaman hiçbir şey değiştirmeyecek Yiğit. Bence biz bir süre birbirimizden uzak kalalım. Çünkü bu konuşma beni yeterince rahatsız etti. Can geldi diye böyle oldu değil mi? Her şeyi mahvettin. Ne güzel alışıyordun, atlatıyordun. Sen her şeyi çok yanlış anlamışsın Yiğit. Benim Can'la ilgili unutmak istediğim, atlatmak istediğim tek şey bana yaşattığı acıydı. Ben Can'ı atlatamam. Ona olan aşkım da hayatım boyunca devam edecek. Yazık. Çok yazık. Adam seni bir kere terk etti. Şimdi tekrar bırakıp gidiyor. Senin yanında olmak istemiyor işte. Gidiyor mu? Yalan söylüyorsun. Neden yalan söyleyeyim? Babasıyla konuşurken duydum. Hatta belki şimdi bırakıp gitti bile. Sen ne yapıyorsun? Sanem nereye gidiyorsun? Yalnız kalmak istiyorum. Görüşmeye de gelmiyorum. Benim adıma özür dile. Alo Deniz. Can nerede? Nasıl bilmiyorum. Evet, adımlarımızı küçük kullanıyoruz. Üçle birlikte bayanı döndürüyoruz. Evet, vücutlar birbirine ayırmıyorsunuz vücutları birbirinizden. Hocam, bakar mısın? Hocam. Kaytarıyor. Hayır hocam. Yok, gayet başarılısınız. Harika gidiyor. Tekrardan alalım baştan. 1, 2, 3, 4. Hadi. Karıştı ayaklar. Evet, dersimizin sonuna geldik. Hepiniz çok başarılıydınız arkadaşlar gerçekten. Sizleri mutlaka önümüzdeki ders bekliyorum. Çünkü gerçekten çok iyisiniz. Çok güzel şeyler yapacağız sizinle birlikte. İnşallah. Sizinle zaten görüşüyoruz önümüzdeki ders. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Hoşçakalın hocam. Biz de şey etmeyelim. Neden derseniz Meriyat Bakkal da şimdi kaçıp giderse bakkal boş kalır. Biz de çok şey öğrendik. Sağ ol. Görüşürüz. Vallahi bravo. Tavlaya bekliyorum Aziz Bey. Kaçtılar galiba. Evet. Beğendiniz mi? Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederiz çocuklar. Çok keyifli, çok eğlenceli bir gün geçirdik. Sağ olun çocuklar. Hadi bakalım. Bize müsaade. Hoşçakalın. Aşkım telefon çalıyor. Senin cebine koymuştum da telefonu. Kim o? Sanem. Şaşırdık mı? Emre.
Alo ablacığım, ne yapıyorsun? Can'ın teknesi nerede biliyor musunuz? Emre, Can'ın teknesi nerede? Ben bilmiyorum, niye? Ne oldu sana? Gidiyormuş, geldiler bana. Gitti gitmedi, geldi gelmedi, terk etti etmedi. Ben artık gerçekten delireceğim. O Can David artık hiçbir yere gidemez, anladın mı beni? Teknesi tamir oluyordu, nerede o tekne? Sanem çıldırmış şu anda. Can gidiyormuş galiba, teknesi nerede diye soruyor. Can? Bizim evin orada. Hay, ablacığım sizin evin oradaymış Can'ın teknesi. Alo? Kapattı. Baba gidiyor mu abi? Ya gitmesine gidiyor da teknesini satmaya gidiyor. Ha iyi, hemen haber vereyim ben o zaman. Bir dakika. Ay verme. Bırak kızım, bırak. Ne dertleri varsa kendileri çözsünler. Aynen. Hadi gelin. Niye satıyor ki abi? Bir saniye, bir saniye. Hayır, 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 olamaz. Hayır, 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 bir dakika. Hiçbir yere gidemezsin Can David. Duydun mu beni? Hiçbir yere gidemezsin diyorum sana. O zaman sen de benle geliyorsun. Can!